ve büyü arasındaki doğal bir ilişki mi, yoksa bu insan aklının bütünleştirici kabiliyeti mi? Dini alan neden büyüyle ilişkilendirildi? Büyü, neden ilkel inanışların dikkat çekici uygulamasına dönüştü? İslam büyüye ne diyor? Neden büyüye merak, dini ilgisi yüksek insanlar arasında gelişiyor? Dinle büyü arasında bugün nasıl bir ilişki kuruluyor? Genç İlahiyat'ta bu hafta bu ve benzeri sorulara yanıt arayacak Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cafer Karadaş'la birlikte din ve büyü, hurafe ve bidatı konuşacak. Halk tıbbından yerleşik inançlara, din ve büyü konusunda sorularımıza cevap, meraklarımıza yanıt arayacağız. Dostlar Diyanet TV ekranlarından hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Yine Genç İlahiyat programından sizlere seslenebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etti. Bunun için çok mutlu ve huzurluyuz. Yine harika bir şehirden harika bir konu ve çok gerçekten konusunda uzman, ehil bir isimle bir konuyu tartışacağız. Anlamaya gayret edeceğiz. Soru işaretlerimizi gidereceğiz inşallah. Cümlenin başında söylediğim gibi hiç de mübalağa etmediğim bir şehir burası. Daha önce de gelmiştik ve bizleri ağırlamıştı. Genç ilk defa geliyor bu şehre ama bu şehre her kim gelirse gelsin, bu şehrin kapılarından içeri girdiği andan itibaren muhteşem bir misafir perverlikle ağırlanan bir şehir burası. Gelenler bilmiştir acaba hangi şehirden bahsettiğimi ki burası peygamberler şehri şanlı Urfa ve biz Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sizlere selam ediyoruz. Ben öncelikle Pro tabii ekranları başına sizler hoş geldiniz vefakar dostlarımız, vefakar izleyenlerimiz ya da bugün bizimle ilk defa tanış olacak kıymetli dostlarımız. Ben müsaade buyurursanız bu programda ana temayı oluşturan, ana hattı oluşturan çok kıymetli öğrencilerimize hatta bu salonun mekansı olarak bize yetmediği bir nüfusla bize katılım gösteren ve gönüllerini açan misafirperver öğrencilerimize huzurlarınızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek başlamak istiyorum. Ben sizler için ve öğrencilerimiz için de konuyu şöyle başlığıyla, ana hatlarıyla anlama adına, başlangıç adına sizlerin yöneltmek istediği bu konuyla alakalı sormak istediği sorularla başlamak istiyorum ama tabii ki öncelikle bugünkü konumuzun başlığı din ve büyü bugünkü konumuzun başlığı ve çok kıymetli bir hocamız Profesör Doktor Cafer Karadaş hocam ee, hocamız Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ana bilim dalı öğretim üyesidir kendileri. Ben huzurlarınızda hocamıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek. Hoş bulduk hocam. efendim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Programa başlamadan önce Urfa'ya defa defalarca geldiğinizi söylediniz ve bu iklime alışık olduğunuzu söylediniz hocam. Daha önce geldiğiniz bir şehir hakkında neler söylemek istersiniz? Onunla başlayalım. Urfa, e, Urfa bir kere peygamberler yurdu. Zaten iki, üç tane ilçesi var. İkisi peygamber ismi. Hazreti Eyyub ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismi. Dolayısıyla aslında böyle bir konuyu peygamberler şehrinde konuşmak da biraz güzel bir şey herhalde. En azından onlardan, onların belki manevi desteğini alarak konuşmuş olacağız. Urfa bir de eski bir felsefe merkezidir Urfa. Es, eski adı bildiğim kadarıyla Edessa, daha sonra Araplar buraya Ruha demişler, en son biz Urfa demişiz. Burası dolayısıyla her şeyin bir şanlı merkezi. Urfa sonra da Şanlıurfa demişiz. Bu Şanlı da hakikaten hak ederek aldığı bir şandır yani öyle e, öylesine bir şan değildir. Ve sizden öğrendiğimiz üzere Bursa'yla da kardeş bir şehir. Bursa'yla da kardeş bir şehir. Ayrıca zannediyorum burası Hazreti Peygamberin vefatından belki 5-6 yıl sonra e, fethedilmiş, Müslümanların hakimiyetine geçmiş bir şehirdir. Hı hı. O yüzden aynı zamanda bura e, yani sahabenin ayak bastığı bir şehirdir buralar. Diyarbakır, Urfa, Antep buralar, e, Mardin. Evet. Hakikaten bu bölge çok önemli. Zannediyorum El Cezire kısm kısmında kalıyor değil mi Urfa? Yani Şam evet. tarafında değil. Cezire, Diyor, biz Mezopotamya diyoruz ama ben Mezopotamya yerine Cezire'yi kullanmayı tercih ederim. Cezire bölgesi, bu bölgenin adı şeyle Fırat'la Dicle arasında kalan bölgeye bu adaya El Cezire demişler eskiler. Evet. Ben mesela Mezopotamya yerine onu tercih ederim doğrusu. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ve hemen müsaade buyurursanız e, vaktimizde ilerlemeden daha fazla soruyu e, cevaplamanızı istirham ediyoruz vaktimiz içerisinde. Bu açıdan hemen başlamak istiyorum. Din ve büyü arasında hocam kurulan ilişki tabii ki çok eski dönemler, eski çağlara dayanan bir ilişkisi var. E, i̇sterseniz bu ilişkiyi anlayarak başlayalım. Din ve büyü arasındaki ilişkiyi ve e, mitoloji, büyü ve din arasında nasıl bir ilişki kurarak bu yol başladı diye sorarak başlamış evet. olan Buyurun. Cümleme şöyle başlayayım. E, sizi naksetmek için söylemiyorum. Aslında dinle büyü arasında hiç ilişki yok. Hı hı. <laughs> Söyleyelim. Tabii bu neye göre yok? Biz İslam inancına göre, bizim inancımıza göre hiçbir ilişki yoktur. Ama şöyle bir şey var ki, insanlar e, hak, dini yitirip bir arayış içerisine girdiklerinde Büyücülerin kucağına düşmüşler. Ve büyücüleri bir din adamı gibi görmeye başlamışlar. Ve onların uydurdukları, ortaya attıkları şeyler de dinin esasları gibi görmeye başlamışlar. Daha sonra bu Avrupa'daki o özellikle e, antropoloji ve dinler tarihi araştırmacıları bu ikisi arasında bir ilişki kurmaya çalışmışlar. Mesela bunlardan bir kısmı özellikle pozitivist olanlar, şu ilerlemeci tarih anlayışını savunanlar, dinlerin ilkel büyücülüğün gelişmesiyle ortaya çıkmış kar karmaşık yapılar olduğunu iddia etmişler. Hı hı. Ve böylelikle doğrudan bir ilişki kurmuşlar. Mesela bir antropoloji kitabını açıp bakarsanız orada şöyle bir başlık görürsünüz. Din ve büyü. Yani dinle büyüyü aynı başlık altına almaya çalışmışlar. Bu çok yerleşmiş. Pozitivist anlayışta, özellikle pozitivist anlayış doğrultusunda sosyoloji yapan, antropoloji yapan ya dinler tarihi yapan insanlar dinle büyüyü eşitleyip Onların aynı kaynaktan geldiğini, birbirini doğurduğunu veya birbirini beslediğini söylemeye çalışmışlar. Hatta bu biz mesela müşriklerin iddiaları olarak okuruz genellikle şeylerde, ee, eski kavimlerin kıssalarında, işte peygamber kıssalarında filan. Ne diyorlar mesela peygamberlere? Sahir diyorlar. Yani büyücü ya da işte mecnun diyorlar. Cinle ilişkisi olan gibi ifadeler kullanıyorlar. Aynı iddiaları bugün maalesef ilginçtir. Bilim adamı o adı sıfatıyla işte pozitivist antropologlar ve dinler tarihçiler kullanmaya başlıyorlar. Mesela mucizeyi getiriyorlar, büyük kapsamına sokuyorlar. Çünkü mucizeyi anlayamadıkları için, bir sebebini bulamadıkları için şöyle bir şey vardır bizde bilimde bir şeyin sebebi yoksa o ya büyük kısmındadır. Ya da işte büyünün gelişmiş şekli olan din kısmındadır. O şekilde ne, ne diyorlar veya bugün bir moda tabir var. Eskiden beri gelen metafizik. Metafizik deyip geçiyorlar. Biz bunu anlamayız. Bu bilimi ilgilendirmez. Bilim dışıdır deyip deyip geçiyorlar. Hani bugün biz korkarız ya bir yerde bir muska bulunca ya da bir düğümlenmiş bir şey bulunca falan. Hı hı. Korkmaya gerek yok. Yani büyücülerden korkulacak. Bizim Allah'tan korkmamız gerekirken büyücülerden korkuyoruz. Yapmamız gereken şey nedir? işte Allah Teala bize iki tane sure göndermiş. Felak ve Nas. Bunlara karşı tek kesin çözümdür. Bir de çözüm şu, korkmamak. Biz Allah'tan, başkalarından çok korktuğumuz için büyücüler bizi korkutuyor. Bu eskiden de böyleydi. İnsanoğluna değişen bir şey yok. Adam çıkıyor, olağanüstü gibi bir şey gösteriyor. Aslında olağanüstü bir şey yok ortada. Olağanüstü gibi bir şey gösteriyor. İnsanlar ondan korkuyor. Korkunca bu sefer e, ortaya farklı anlayışlar, tahrif olmuş inançlar çıkıyor. Nitekim bakın, Firavun'un büyücüleri var. Orada korkuyu anlatmak bakımından. Firavun'un büyücüleri Musa Aleyhisselam'la yarışmaya giriyor. Büyücüler kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa mucize olarak ee, yılan oluyor. Diğerlerinin bütün büyülerini, o da yılan şeklindeydi onların büyülerde, hepsini evet. yutuyor. Büyücüler onu görünce secdeye kapanıyorlar. Niçin? Aradaki farkı görüyorlar. Kendi büyüleriyle o mucize arasında hiçbir benzerliğin olmadığını görüyorlar ve kendi büyülerinin sahte, Musa Aleyhisselam'ın elinde gerçekleşen mucizenin ise gerçek olduğunu görüyorlar. Hepsi birden secdeye kapanıyor. Firavun'un tehdidi ne orada? Hepinizin diyor, ellerini ve ayaklarını çaprazlama keseceğim diyor. Bakın Firavun da bu büyücülerin korkulacak adamlar olmadığını görüyor, biliyor. Ama elindeki iktidarı tutmak için o büyücüleri halkın karşısında bir korkulacak adam gibi tutuyor. Eğer korksaydı firavun büyücülerden ellerini ayaklarını keserim diyebilir miydi? Demek ki firavun da büyücülerin çok fazla işe, işe yarar adamlar olmadıklarını görmüş. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İslam ederim. alimlerinin hocam din ve büyü arasında ciddi bir ayrım yaptığı ve Tabii. bu konuda ki fikirleri hakkında da sizden bir şeyler duymak istedim. Neler söylenmiştir? Nasıl örneklenmiştir? Nasıl dillendirilmiştir? bu ayrım nasıl yapılmıştır? Neler söylersiniz İslam alimlerinin az önceki söylemiş olduğu iddialara bakışı konusunda? İslam alimleri bir İslam alimleri burada biraz farklı görüşlere varmışlar. Mesela bir kısmı kesinlikle büyüyü reddediyorlar. Büyünün hiçbir gerçekliği yoktur. Hı hı. Vardıkları nokta bu. Bir kısmı ise büyünün bir kısmı gerçek olabilir ama bir kısmının gerçekliği yoktur. Mesela Musa Aleyhisselam'la karşılaşan o büyücülerin yaptığı şeyler hiçbir gerçekliği yoktur. Çünkü alet ve edevata el çabukluğuna dayanan bir şeydir. Fakat eğer kişinin psikolojisini etkileyecek bir büyü söz konusuysa, bu ikinci grup ulema, psikolojisini etkileyecek bir büyü söz konusuysa, alet ve edevat kullanmadan bu yapılıyorsa, onun bir gerçekliği olabileceğini düşünüyorlar. Fakat şu noktada birleşiyorlar. Büyü bir şerdir, büyü yapan da o şerle uğraşan bir kimsedir. Hatta o kadar şerdir ki, neredeyse şirkten sonraki en büyük günahtır. Çünkü nedir? Büyücü insanı korkutuyor. Halbuki insanın korkutulmaması gerekiyor. İnsanın korkacağı tek varlık vardır o da yüce Allah'tır. Onun dışında hiçbir şeyden insanın korkmaması gerekir. Eğer insan Allah'ın dışında başka bir varlıktan korkuyorsa ve bir başka bir varlık da insanın kendisinden korkmasını sağlıyorsa bu sanki bir şirk unsuru gibi ortaya çıkmış oluyor. O yüzden de hiçbir zaman büyücülere inanılmaması gerekiyor. Bilmem anlatabildim bu kesinlikle. Evet. Şimdi büyücülerin ve büyünün var olduğunu kabul ediyoruz. Evet. Burada bir şüphe görünmüyor. Ee, şimdi geçmiş zamanlardan bu zaman, hatta şu dönemlerde de, hani teknoloji çağı diye bahsettiğimiz bu dönemde bile, e, halk tıbbında da kullanılan yöntemlerden biri olarak büyü kullanılıyor. İnsanlara zarar verici, sağlıklarına zarar verici bir yöntem olarak kullanılan yine önemli alanlardan biri olarak kullanılmaya eskiden beri devam ediliyor, halen de devam ediyor. Merak ettiğim şu, şimdi bu yöntem kullanırken din unsuru mutlaka işin içinde oluyor. Yani bir büyü yaparken de kullanılan ana materyal din ve birbirinden ayrılmaz bir halde yolculuğuna devam ediyor ve ettiriliyor. Yani burada bu ilişki nasıl kuruldu diye sormak istiyorum, din ve büyü arasındaki evet. ilişki nasıl kuruldu. Bu önemli Neden önemli bu bir... kadar birbirinden ayrılmaz Evet devam bu önemli bir nokta. Mesela cin, Cinci Hoca diyoruz değil mi? Bakın adına bir de hoca demişiz. Evet. <laughs> i̇şte bakın Cinci Hoca derken bu birlikteliği meydana getiriyoruz aslında. Yani bir tarafı din, bir tarafı şey, büyü. Cin tarafı büyüyü temsil ediyor, hoca tarafı dini temsil ediyor. Niye? Şundan. İnsanlar dine inan, dine güçlü bir imanla bağlanırlar. Şimdi büyücü bu güçlü imanı, inancı bildiği için Hani ne derler bu damardan girmekte bir şey var ya. Tam da damardan giriyorlar. İnsanların o dini inançları noktasından girdikleri andan itibaren insanlar inanmaya başlıyor. Yani insanları inanma metodu olarak kullanıldığı Tabii için mi din inançları kullanıyorlar. kullanıyorlar. Mesela buna Yani ilginç. bunlar dini bir argümanı kullanarak o büyüyü gerçekleştirmiyor mu? Sadece insanların hassas noktası. Bu. İnsanların hassas noktalarını kullanıyorlar. Tabi şeyleri de kullanıyor. Bu arada ayetleri kullanıyorlar, yani hadisleri sorayım. kullanıyorlar. Dedim ya insanlar mesela ayetin çok kutsal olduğuna inanıyorlar. Bazı ayetlerde işte tılsım, efsun gibi bir takım şeyler olduğunu e, söylüyorlar ve bunu da e, kendi ne derler bazı özel yeteneklerini göstererek sanki olağanüstü bir şey yapıyormuş gibi bir havaya sokunca özellikle de insanların mesela özel hayatlarıyla ilgili bir takım bilgiler verince ki bu bilgileri bazen yakınından yöresinden alarak veriliyor çoğu zaman böyledir gazetelerdeki haberlere dikkat edin mesela böyle kandırılan çok insan vardır yakınından, yöresinden, özel hayatıyla ilgili bilgileri topluyor adam. Sanki o bölgede bulunmuyormuş gibi insanın karşısına çıkıyor, bak diyor sen falan yerde şöyle yapmıştın, filan akraban vardı, filan akrabanla şöyle bir ilişkin söz konusu olmuştu veya bir anlaşmazlığın söz konusu olmuştu gibi bir takım şeyler söyleyince insanlar şöyle diyor, ha bu kaybı bilmeye başladı diyorlar. Kaybı biliyor. Halbuki kaybı Allah'tan başka kimse bilmez, inancı bize tam yerleşmiş olsa, bunlar hiçbirisi olmaz. Fakat bu inanç işte biraz mesela Kur'an'a olan inancımız güçlü. Fakat gayb inancımız zayıf olduğunda bakın ikisi birbirini <laughs> destekliyor. Adam Kur'an'ı kullanarak, Kur'an'daki bir takım ayetleri kullanarak o gayb tarafı zayıf olan inancımızı da kullanarak biz büyücünün güçlü bir ya da gaybtan haber veren bir insan konumunda olduğuna inandırıyor insanlar. <laughs> Burada tabi Kur'an'ı kullanıyorlar, hadisi kullanıyorlar. Özellikle geçmiş ulemadan bir takım bilgileri kullanıyorlar. Hatta çok ilginç, özellikle veli diye bildiğimiz insanların isimlerini kullanıyorlar. Maalesef. Evet. Veya hatta daha da öreye, öteye gidiyorlar, peygamberlerin isimlerini kullanıyorlar. Bakın Eyüp Aleyhisselam buralıdır değil mi? Eyüp, Eyüp Aleyhisselam çok ağır bir hastalığa yakalanmıştır. Peki Eyüp Aleyhisselam cinciye gitmiş midir? En basit örnek işte yani. İşte bakın Eyüp aleyhisselam halbuki bizim bizim için peygamberler nedir? Örnek insanlardır. Allah Teala da bize örnek olsun diye anlatıyor. O kadar ağır bir hastalığa yakalanmış olan bir insan eğer cinceye gitmiyorsa biz niye gidiyoruz? Biz niye inanıyoruz? O zaman burada şu var. İnancımızın bir tarafı güçlüyken mesela Peygamber Efendimiz'e güçlü bir şekilde inanıyoruz. Onun hadislerine, Kur'an'a güçlü bir şekilde inanıyoruz. Fakat gaybı bilme noktasında bir zayıflığımız söz konusu. Demiyoruz ki insanlar gaybı bilemez. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim size. İmam Maturidi vardır biliyorsunuz bu. Maturidi mezhebinin de imamıdır. Çok güçlü bir alimdir. Onun güzel bir tefsiri var. Tefsirinde şöyle diyor. Kiramen katibin melekleri dahi insanın kalbinden geçeni bilmez. Onların diyor bildikleri şey insanların söyledikleri ve yaptıklarıdır. Ve meleklerin yazdıkları da budur. Kalpten geçeni ancak Allah bilir. Hatta bir ayet-i kerime vardır. Yemhullahu mayyisha u ve yusbit. Yanlış okumadım değil mi hocam? Bu Allah bazı şeyleri meleklerin getirdiği o bilgilerden bazı şeyleri siler, imha eder. Bazılarını da ispat eder, bırakır. Ne demek bu? Eğer kişinin kalbiyle irtibatlıysa yaptığı şey ya da söylediği şey onu bırakır. İrtibatlı değilse siler. Yani işe yaramaz bir ameldir aslında o. İşte mesela münafığın yaptığı amel nedir? Aslında münafık İyi namaz kılar, iyi oruç tutar görüntüde ama kalbiyle irtibatı var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla yaptığı bütün ameller evet. boşunadır. Bu kaybı bilme noktasını eğer sağlam tutarsak aslında büyü meselesini birazcık çözeriz Daha diye düşünüyorum. Olur. Bunu konuşuruz hocam çünkü gaybden, gelecekten haber verdiğini söyleyen ve bunu kendine iş işbellemiş insanlar ve ona inanmış insanlar meselesini ayrı bir başlık altında tekrar konuşacağız ama kıymetli öğrencilerimizden birinin sorusuyla devam etmek istiyoruz. Evet. Buyurun efendim, mikrofon sizde. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hocam öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Hoş e, ben Galip Çatal, Harran İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık sınıfındayım. E, benim sorum halktaki yaygın tutum ile ilgili bir soru yönetmek istiyorum. Yolunda gitmeyen işlerinin açıklamasını kendilerine büyü yapıldığında arayan da bir takım rahatsızlık ya da kısmet konularının çözümünü hocalara başvurmakta. Ama bu insanlar da İslam'ın içinden çıkıyorlar, dindar insanlar diye. İşte bu İslam'la uyuşmuyor. Ee, bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bravo. Ben de şu eklemeyi yapmış olayım hocam. Arkadaşımıza teşekkür ederim. Evet. Az önceki konuştuğumuz konuyla da ilgili. Yani gaybtan haber de. verme meselesi dışında bir de hani çok da yaygın olan bir şey. Hani birinin çocuğu yaramazlık yapsa, haylazlık yapsa, söylediği gibi kısmetle ilgili bir mesele olsa, hemen halkın kendi yorumlama biçimi, komşusunu, ablasını, annesini, "Cinlendi bu çocuk, mutlaka bir hocaya götür." diye. Ee, hemen ilk akla gelen şey bu olabiliyor. Hani onunla alakalı bir psikolo psikoloğa gitme, e, tıbbi olarak e, e, bir hekim yardım alma gibi meselenin hemen öncesinde akla ilk gelen şey toplumumuzda, bu çocuk cinlendi, bunun için yaramaz, bunun için haylaz, bunun için, arkadaşım söylediği gibi kısmeti nasibi yok diye. O kadar dinle e, bir irtibatlı hale gelmiş bir mesele ve hani bu bizim kusurlarımız, bizim hatalarımız, bizim günahlarımız değil, bizim yanlışımız da değil. Bu olsa olsa bunun meselesi bu meseleden dolayı böyledir. Hemen bir hocaya götür meselesi var. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Bu kuranı bir şey midir? Bizi büyüye yönlendiren e, içinden çıkamadığımız e, sorunlar. Bu sorunlar biliyorsunuz biyolojik sorunlar olabiliyor, hastalıklar Hı -hı. gibi. Bir de psikolojik sorunlar olabiliyor. Evet. Bir de e, ne ailevi ve toplumsal sorunlar. Mesela kısmet meselesi ailevi bir sorun. İşte kızımıza kısmet çıkmadı, mutlaka buna bir büyü yapmışlardır, kısmetini bağlamışlardır. Ya da oğlumuzu evlendiremiyoruz, mutlaka buna bir büyü yapmışlardır filan. İnsanlar genellikle sebebini bulamadıkları şeyi buralara hamletme, buralara götürme eğilimindeler. Şimdi büyücüler de zaten bunu biliyorlar. Büyücüler bakın iki yol kullanıyor. Bir, kişileri bazen kendisi hakkında muska yazı, yazıldığına inandırmaya çalışıyorlar. Bazen de insanlar kendiliklerinden zaten böyle düşünmeye başlıyor. İşte bir türlü kızı evlenemeyen, hani ne derler, bir anne aklına ilk gelen şey, bu kıskanç komşular ya da kıskanç akrabalar bizim kızın kısmetini bağladılar. Bu düşünce aklına geliyor. Şimdi bunu bozdurmak, gidip akrabasıyla ya da komşularıyla konuşmak yerine, ya siz böyle bir şey yaptınız mı? <laughs> Ama diyemiyor hayır, da biraz. diyemiyor çünkü dese araları bozulacak tamamen. O zaman nedir? Gizliden gizliye işte bir hocaya gidip bir baktıralım. Bazen gittiği hoca da tam akrabasıyla komşusunun arasını bozacak şeyler de söylüyor. Diyor ki yalnızda yörenizde bir komşu var. O sizin kızınıza böyle bir büyü yapmış. Hatta diyor falan yerde bir kağıt bulabilirsiniz, şunu bulabilirsiniz filan. Bazen bulacakları şeyleri ya koyuyorlar ya da rastgele bulabileceği bir şeyi söylüyor orada. Hakikaten evin içinde bulunacak yani bir şey söylüyor. Yani bu yapılmıyor mu hocam? Yok mu böyle bir şey? benim kanaatim yok. Onu söyleyeyim. Yani benim düşün, bana düşün, bu düşünceyi söylüyorsanız, yani bu kendi kanaatimi söyleyeyim. Bu büyüde temel soru şudur. İnsanları korkutmak. Ve insanlar korkmaya hazır zaten. Ve inanmaya hazır. Şimdi düşünün, ev, yıllardır kızını evlendirememiş bir anne düşünün. Ya da oğlunu evlendirememiş bir anne baba düşünün. Büyücüye gittiğinde zaten inanmaya hazır vaziyette gidiyor. İster büyücü sağlam biri olsun, ister olmasın fark etmez. Kayıptan haber verme konusunda, onu bir kere bir tarafa yazalım. Peygamber dahi kayıptan haber veremez. kaybı hı hı. bilmez. Kimsenin kalbini bilmez. Adam diyor ki, valan hocanım yanına gittim diyor, benim kalbimi bildi. Nereden bilecek? Eğer bilebilseydi Hazreti Peygamber bilirdi. Bakın yanında neredeyse bir dönem 300 tane münafık vardı. Ve Hazreti Peygamber hiçbirini bilemedi. Münafıklık tam kalp işidir biliyorsunuz. Yalnız bu şu mesele özelinde soruyorum hocam. Hani gaypla çok ilgili değil. Yani bugün gidilen bir yerde söylenen şu. Size yapılmış, mişli geçmiş zaman eki evet, kullanıyor. Evet. Ve bunu bildiğini, işte şöyle olduğunu, böyle olduğunu, hatta şunu çok duyuyoruz, işte falanca yere gömülmüş, gidin bakın, bilmiyorum organizasyonu nasıl bir şey, onu da çok bilmiyorum. Bilgim şu, yani büyünün var olduğunu ve gerçekliğini başta konuştuk, tamam dedik. Şimdi böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman, yani hiç yoktur, hiç yapılmıyordur demek ne kadar mümkün olur bilemiyorum. Geçmişle alakalı yapılan bir şeyi bilme ihtimalleri var mı, onun da cevabını istiyorum. Hani e, Ge geleceği bilemeyebilir ya da işte öngörüsü olmayabilir. Bilemeyebilir değil kesin bilemez. Öngörüsü de olamaz. Onu da geçtik. Geçmişle alakalı bilgi alma şansları oluyor şimdi, mu bunların? Ve bu gerçekten şu anda eğer o varsa büyü yapıldığı zaman ne yapacak o zaman? Akla ilk ne gelecek gelmeli? Şimdi şu geçmiş meselesini çözelim. Şöyle bir bize şöyle bir şey inandırmışlar. İşte büyücü geleceği belki bilemez ama geçmişi bilebilir. Çünkü geçmiş geçmiştir, olmuş bitmiştir, olmuş bir hadiseyi bilmesi mümkündür. Halbuki biz Peygamber Efendimiz'in mucizelerini anlatırken, özellikle haberi mucize diye bir kategorimiz var. Şimdi ilahiyatçılarımız bilir bunu. Haberi mucize, bu ikiye ayrılır. Bir, Peygamber'in gelecekten haber vermesi. işte mesela İstanbul'un fethine haber vermesi. İki, geçmişten haber vermesi. Ne demek geçmişten haber vermesi? Yani mesela, Hazreti Peygamber'in birlikte yaşamadığı peygamberlerden, peygamber kabilelerinden geçmişte olmuş bir takım hadiselerden haber vermesi de mucizedir. Mucize ne demektir? Olağanüstü bir olay demektir. Ve mucize aynı zamanda Allah'ın Hazreti Peygambere bahşettiği bir şeydir. Peygamber Efendimiz kendiliğinden bilmiyor onu. Yüce Allah bildiriyor ve Peygamber Efendimiz öyle biliyor. O zaman bu cinci ve büyücüler Gerçekten bu geçmişte olan kendilerinin bulunmadıkları bir yerde ve bulunmadıkları bir zamanda bir olay biliyorlarsa o zaman peygamberle aynı durumda demektir bunlar. Peki biz bunları peygamberle nasıl ayırt edeceğiz? Peygamberle aynı güce ya da aynı vahiy gücüne ya da ilham gücüne sahip demektirler. O zaman peygamberle büyücü arasını birleştirmiş oluyoruz. Cinlerin aslında bu itikadımıza da zarar veriyor bu noktada. Peki bir şey soracağım hocam yine çok bil... duyulan bilinen bir şey cinlerin e, birinin hayatına özel olan bir şeyi, geçmişe dair yaşanmış bir şeyi bilme ve bildirme gibi bir durumu var mı? İşte burada temel sorun şu. Cinlerle insanlar doğrudan bir münasebeti var mıdır? Bir kere onu Hı -hı. anlamamız gerekiyor. Eğer cinlerle insanların doğrudan münasebeti varsa o dediğiniz olabilir. Çünkü cinler farklı bir yapıya sahip varlıklar olduğu için Hı -hı. bunlar belki insandan daha hızlı olabilirler. Daha hızlı oldukları için bir insanın bileceği zamandan daha erken bir zamanda bazı şeyler öğrenebilirler ve bunu gelip insana haber verebilirler. Ama işte temel soruyu önce şey yapalım, çözelim burada. Cinlerin insanlarla doğrudan bir teması var mıdır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda bir tek peygamber vardır, cinlerle doğrudan teması olan. O da Süleyman Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerle olan teması da tamamen bir mucizedir. İşte cinler Çalıştırıyor, bir takım şeyler yaptırıyor, binalar yaptırıyor, e, araç gereçler yaptırıyor, onları bazı işlerde kullanıyor. Hatta orada bak ilginç bir şey vardır. Neml suresinde zannediyorum, yanlış aklımda kalmadıysa. Cinleri çalıştırırken, Süleyman Aleyhisselam böyle asasına dayanmış vaziyette dururken ölüyor. Allah ruhunu kabz ediyor Süleyman Aleyhisselam. Fakat asayla dayalı vaziyette durduğu için ceset düşmüyor. Ceset böyle dimdik duruyor orada. Cinler zannediyorlar ki Mus şey Süleyman Aleyhisselam yaşıyor, habire çalışmaya devam ediyorlar. Sonunda asayı güveler, o e, Arz diye geçiyor orada. O güveler, o şeyler, kurtçuklar yiyip, asa çürüyüp kırılınca ceset yere düşüyor. Anlıyorlar ki cinler Süleyman Aleyhisselam ölmüş. Hani bunlar gaybı bilirdi ve Allah Teala orada ayet-i sonunda diyor, madem bunlar gaybı bilir idiyse, bu aşağılayıcı azaba niye düçar oldular? Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde çalışmaya. Hı hı. Çünkü allah Teala onların, em Süleyman Aleyhisselam'ın emrine, onlara bir e, ne derler, bir ders olsun diye onu emrine sokmuştu. Eğer onlar gaybı bilselerdi, Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü fark edeceklerdi ve çalışmayı bırakacaklardı. Evet. Şimdi bu noktaya geldiğimizde, mesela Peygamber Efendimiz cinlerle temas olmuş mudur? Bu da önemli bir konu. Şimdi Burada iki ikiye ayrılıyor ulemamız. Bir alimimiz ki e, Abdullah İbni Abbas. Hı hı. Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz amca zadesidir ve dört Abdullah'tan biridir. Ulemadan, sahabenin alimlerinden biridir. Onun ifadesi şudur. Peygamber Efendimiz ne cinlere bir şey okudu, ne de cinleri gördü. Ancak başka bir sahabeden gelen bir bilgi. O da Abdullah İbni Mesud. O da Abdullah'lardan birisi. O da alim bir zat. O da diyor ki ben Peygamber Efendimizle bir yere kadar gittim. Peygamber Efendimiz beni bir yerde bıraktı. Sonra o kendisi ileriye doğru gitti. Orada bir takım cinlerle görüştü diyor. Şimdi bakın bu iki sahabenin arasında bir tenakuz ortaya çıkıyor. İki hadis arasında. Biz hangisine göre davranacağız? Burada şudur. Ayetleri de esas alırsak. Mesela o Cin Suresi'ndeki bir de Ahkaf Suresi'nde iki yerde geçer biliyorsunuz. Cinlerin gelip Hazreti Peygamberi dinlemesi söz konusudur. Nasıl dinliyorlar? Hazreti Peygamber namaz kıldırırken cinler geliyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazda okuduğu sureyi dinleyip gidiyorlar. Nitekim bakın cin suresinin başı kul uhiye ileyye. De ki ey peygamber bana vah yolundu. Ne zaman cinler gelmişler, peygamber efendimizi dinlemişler, gitmişler, daha sonra vahiy gelmiş. Yani Peygamber Efendimiz cinlerin gelip dinlendiği, dinlediklerini fark etmemiş. Ne görmüş ne fark etmiş. Ne zaman öğreniyor Peygamber Efendimiz? Ayet geldikten sonra öğreniyor. Ahkaf suresinde de aynı durum söz konusudur. Peki nedir bu? Burada şunu gözetmemiz gerekiyor. Cin, insan bir kategoridir, bir varlık kategorisidir. Cin ayrı bir varlık kategorisidir. Bu iki varlık kategorisi arasında doğrudan bir temas söz konusu olmaz aslında. Görüşmüşse de Peygamber Efendimiz cinler ancak insan suretine temessül etmek suretiyle melekte olduğu gibi. Mesela Cebrail ile nasıl görüşüyordu Peygamber Efendimiz? Cebrail insan suretine giriyordu ve Peygamber Efendimiz görüşüyordu. Nitekim Meryem Aleyhisselam da Hazreti Meryem de Cebrail'i nasıl görmüştür? Beşeran seviyya diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Tam bir beşer suretinde görmüştür. Ve Peygamber Efendimiz'in Cebrail'i iki yerde sadece asli suretinde gördüğü Rivayetleri vardır. Birisi Hiram arasında ilk vahiy almada, birisi de Miraç'ta gördüğü. Ancak bunu da mesela Peygamber Efendimiz bize anlatmamıştır. Nasıl evet. bir varlıktı? Anlatamaz ki zaten. Çünkü ayrı bir kategoridir. Yani melek ve cin ayrı bir kategoridir. Ancak insan suretine girdiğinde bu olabilir. Ama bakın sadece Hazreti Süleyman için Allah Teala bunu bize bildiriyor. Diğer peygamberlerin hiçbirinde cin meselesi yoktur yani cinlerle görüştüğüne dair. Ama şu önemli bir şey yalnız. Burada şöyle bir şey anlaşılmasın sakın. Cinler vardır ve cinlerin varlığına biz inanırız. Bu ayrı bir konu. Cinlerden bilgi almak, cinleri görmek, cinlerle temas kurmak, hatta halk arasında öyle hikayeler var ki cinlerle evlenmek bilmem ne. Bunlar ayrı bir konudur. Böyle bir şey söz Öyle konusu bir şey yoktur değil. Diyorsun. Yok tabii. Peki, evet, <laughs> ilk başvurulan yöntemler dedik ama kimi zaman da şu oluyor. Bu çok daha bence daha vecaat gibi geliyor. Bu bunu cahillik ölçülebilecek bir boyutu yok. Yani belli bir dönem dua etmiş, etmiş. O nasip gelmemiş kızına ya da işte o hastalık geçmemiş. Duadan sonra yeni bir alternatif arama cehaleti ve e, çaresizliği apayrı bir şey. Yani ben bayağı bir dua ettim. Buna bir cevap alamadık. Biz mahallede hoca varmış gibi oraya gidiş çok daha ağır bir şey hocam. İlk başta başvurulandan daha ağır gibi geldi. Devam edelim. Hocam çok özür dilerim. Şunu söyleyeceğim. E, kulağıma gelen bilgilere göre kulağıma bilgi akışı sürekli evet, devam ediyor. Rejiden. Siz gay gaybı biliyorsunuz. O daha zaman. hocam bak. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok kaybı bildiğini söylemez, anlık çünkü elektrik kesilirse reci Öyle. ne yapacağını bilemez, Aynen. biz ne yapacağız bilmiyoruz. Evet. Her şeyi söyleyeceğim. Daha yedi soru sorduğumuza biz bile inanamıyoruz. Dolayısıyla kısa cevaplarla daha çok soru almak isteriz buyurun. Ee... Şöyle bir sorum olacak. Modern kimyanın ilk adımları sayılan simya. Bu bilgiyi bilmeyenler için simya büyü ve bu işle uğraşanlar da büyücü olarak tanımlanıyordu. Çünkü kesin bilgiler veriyordu. Buradan yola çıkarak iki sorum olacak. Birincisi yani insanlar kesin bir sonuç alamıyorlarsa neden hala e, şu büyüyle devam ediyorlar? Bir kenara atmıyorlar. İkinci olarak da e, bazı hepsi değil de bazı büyük kategorilerinde ki uygulamalar bizim bilgi sahibi olmadığımız bir bilgiyle gerçekleştirilmiş olabilir mi? Evet. Güzel. Cevap vereyim. Tabii ki lütfen. Şimdi o kadar kısa değil yani. Ağır sorular da geliyor. Simya biliyorsunuz e, kimyanın babasıdır. Şimdi e, simya nasıl ortaya çıkıyor söyleyeyim size. İnsanların e, e, iki tane arzuları vardır. Bir, geleceği bilmek. iki geleceği garanti altına almak. Şimdi geleceği bilmek ne demek? Gelecekte olacak şeyleri bilirse insanoğlu, ona göre bir tavır takınır, ona göre hazırlık yapar. Dolayısıyla bu onun için çok büyük bir şeydir, e, önemli bir şeydir ve bilgi hakikaten önemli bir silahtır zaten. Mesela bu e, istihbarat teşkilatlarının amacı nedir? Sadece bilgi edinmektir. Eğer bir ülke hakkında onun mahrem bilgilerine ulaşırsa o ülkeyi nasıl alt edebileceğini düşünüyor insan. Onun için gelecekten bilgi edinme, ikincisi geleceği garanti altına almak. Geleceği garanti altına almanın dünyevi en iyi yolu nedir? Çok paraya sahip olmaktır. İnsanlar böyle inanırlar. Simya bunu temin etmeye çalışıyor işte. Bir simyada mesela normal bir madeni altına çevirebilir miyiz? Simyanın temel şeysi bu. Tabi bunun için bir sürü deneyler yapmışlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Bu deneyleri yaparken aslında kimya yapmaya başlamışlar. Hı hı. Çünkü neticede kimyasal deneyler yapıyorlar. Bakmışlar ki kimyada şeyden ne derler? Herhangi bir madenden altın olmuyor ama bir madenin diğer madene dönüştürülmesi söz konusu olabiliyor. Ya da bir madenle başka bir madene karıştırarak daha kaliteli başka bir, bir maden elde edilebiliyor şeklinde bakın kimya ilmine doğru ulaşmışlar. Aslında e, simya kimyaya neden olmuş. Fakat günümüzde artık hiçbir kimyacı şöyle bir iddia ile ortaya çıkmıyor değil mi? Ben her madenden altın yaparım. Nitekim insanlar altını geri nereden çıkartıyorlar? altın yataklarından, altın madenlerinden çıkarıyorlar. Halbuki eğer simyacıların o yaptığı şey doğru olsaydı, işte büyücülüğün başlangıcı da biraz ona dayanıyor zaten. Doğru olsaydı bugün bütün kimyacıların neyle uğraşması gerekirdi? Altın yapmaya uğraşması gerekirdi. Ama hiçbir kimyacı altın yapmaya da kalkışmaz. Niye? Yok çünkü böyle bir şey. Evet. Devam ediyoruz. Mikrofon kimde? En arkada. Buyurun efendim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ben Harun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Size birkaç sorum olacaktı. Öncelikle e, biz Kur'an ile ilişki, ilişkilendirip hani İslam'da bayağı bir kaynak arayışına girişiyoruz. Bunun en başında verebilecek örnekler arasında burçlar var. Burçlarla e, insanların biz insanların kişilik tasniflemesinin olduğu gerçekçi midir? Ve aynı zamanda biz hani geleceği sadece Allah bilir, gaybı Allah bilir derken hani burçları da araştırıp hani e, bir bilgi arayışına girişiyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Aynı zamanda yıldıznamenin e, Kur'an menşeli olduğuna dair bir inanç da var. Bu doğru mudur? Teşekkür ederim. Yani hocam çok çok kullanılan bir şey yine hep söylediğimiz gibi hani dini argüman zayıf evet, noktamız bir evet, kullanılıyor kullanılıyor diye hani buna referans olarak Burcu'ya, Falcılığa referans evet, evet. olarak inandırma metodu olarak çok çok kullanılan metotlardan biri o işin iddiasında bulunan kişi Kur'an'da var dedi mi hani karşı Biliyor, tarafta açıkcası çok daha etkili oluyor diye bu hale nasıl gelindi hocam? En son, en son söylediğini cevaplayayım ben Yıldız Namen'in Kur'an'la hiçbir alakası yok Allah korusun yani bir büyük kitabının ya da büyüde kullanılan, gelecekten haber verdiğini iddia eden insanların kullandığı bir kitabın Kur'anla ilişkilendirilmesi Allah korusun demektir. Yani bu Kur'an'a büyük bir haksızlıktır, saygısızlıktır onu söyleyeyim. Hazreti Peygambere saygısızlıktır. Çünkü eğer büyücülük çok iyi bir şey olsaydı bunu başta Peygamber Efendimiz yapardı. Veya sahabe yapar. Mesela sahabeden hiç duydunuz mu siz Cinci Hoca'ya giden, büyücüye başvuran Burçlar Yok var mı hocam? Burç dediğimiz ne? Burçları da gözümüzde çok büyütüyoruz. Gökyüzünde gördüğünüz yıldız kümelerine burç deniyor. Hı hı. Şimdi bu burçlar da nedir bu? Hani 12 tane burç var deniyor. 12 burç şudur. Ee, hı hı. E, bir yıllık dünyanın bir yıllık bir yörüngesi vardır biliyorsunuz. O yörüngeyi etrafında dolaşırken yani güneşin etrafında Dünya dolaşırken biz Dünya'da olduğumuz için neyi görüyoruz? Güneşi görüyoruz. Dünyayı göremiyoruz. Güneşi görüyoruz. Güneşe baktığımızda güneş dünyanın o yörüngesi etrafında dolaşırken her uğradığı yerde bir yıldız kümesiyle birlikte oluyor. Yani güneşin arka tarafında ya da bulunduğu bölgede bir yıldız kümesi ortaya çıkıyor. Bu yıldız kümesine biz burç diyoruz. Ve bu dünya yörüngesinde 12 tane yıldız kümesi olduğu ta eskiden beri 2000 yıldır neyse, neredeyse söylenen bir şeydir bu. Bunu ne zaman tespit etmiş insanlar? Bunu neredeyse 2000 yıldır tespit etmiş. Bu bölgeler mesela tam da bu işlerin yapıldığı ilk ortaya çıktığı yerlerdir. Bu Babil, Urfa, Harran, buralar, buralarda mesela yüksek kuleler görürsünüz. Mesela Harran'da vardır hala o kule. Bursa, Ulu, sonra yanına Ulu Cami yapılmış. Sonra o kule Ulu Cami'nin minaresi olarak kullanılmıştır. Aslında o kulenin ilk yapılış şekli, ilk İlkel rasathanelerdir onlar. Yıldızları gözetlemek için. İnsanlar şuna inanmışlar. Güneş her bir yıldız kümesinin bulunduğu bölgeye uğradığında orada doğan insanlar o burçta doğan insanlardır. Ve o burçtaki yıldızların insanlar üzerine etkisi vardır. Bu nereden geliyor bu inanç? Eskiden bu özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın e, peygamber olarak gönderdiği keldaniler midir? Aklımda öyle kalmış sanki. E, o kavim yıldızların akıllı ve tanrısal varlıklar olduğuna inanıyorlardı. O yüzden hani Hazreti İbrahim Haza Rabbi diyor ya, bizim müfessirler nasıl? E Haza Rabbi, bu mudur Rabb yani? Gibi açıklıyorlar. O aslında o yıldızın, güneşin, ayın tanrı olmadığını ispat etmeye çalışıyor Hazreti İbrahim. O kavim yıldızların tanrı olduğunu, tanrısal güçler olduğunu ve insanlara etki ettiğini söylüyor. Sonra bu felsefeye intikal etmiş maalesef ve felsefeciler şöyle bir kanıya varmışlar. Evren iki kısımdan oluşur. Birinci kısım ay üstü yani yıldızlar alemi, ikinci kısım ise ay altı yani bu yaşadığımız dünya cismani alem. Ay üstündeki evren, yıldızlar alemi canlı ve akıllı, aynı zamanda tanrısal güçleri olan evrendir. Ve oradaki burç, burçların da insanlar üzerinde etkileri, insanların kaderleri üzerinde etkileri vardır. Hı hı. Kim hangi burçta doğarsa, onun kaderini o burç belirler. Dolayısıyla o burcu ne kadar iyi takip edersen, ona göre kaderinde olacak şeyleri tespit etme imkanın olur. Gelecekte olacak şeyleri bilme imkanın olur. Fakat... Bugün gelinen noktada biz ay üstünü tespit ettik. Ay üstte canlılık var mıymış? Yok. Yıldızlar dediğimiz şeyler cansız varlıklar. Gezegenler dediğimiz şeyler cansız varlıklarmış. Bu burçların hiçbir varlığı ya da etkisi söz konusu değil. Ha şunu kabul edelim. ya. Burada mesela, mesela, karakter analizi babında söylüyorum. Tabii, hani belli aylarda işte var olan burçlar. Halkın anladığı dille hani. Kur'an'ı olarak söylenen burçlar, yıldız hareketleri, yıldızın konumlarının dışında hani hep beraber de bildiğimiz falan ayda doğan kişilerin fıtri olarak şu özelliklerinin baskın olması gibi bir şey bu, var mıdır? Bu yoktur tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Kur'an'da burç kelimesi geçer, burçlardan bahseder. Ama bu gökyüzündeki cisimlerden bahsediyor Kur'an. Yoksa o cisimlerin tanrısal gücünün olduğu, etki gücünün olduğundan bahsetmiyor. İnsanların karakterini şekillendirdiği, etkilediğinden asla bahsetmiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yıldızların gücünden gücüne inanmak şirktir neredeyse. Bu hadis Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de geçer. Yıldızlarda bir güç olduğuna inanmak, onun etkisi altına insanların girdiğine inanmak şirktir çünkü. Şey etki mi? edecek olan sadece Allah'tır. Hocam bu noktada bir şey sormam lazım. Yani günlük burçlar ve tahminler ya da astrolojik işte yapılan çok da meşhur medyada şu burcun etkisi görülüyor, şu burçtan olanlar, şu ayda dikkat etsin, yıldızları ters görünüyor falan işte pek iyi görmedim durumlarını. O onlar apayrı mesele de. Ben sadece işin şu tarafını soracağım. Günlük yazılan fallar ve işte burçlarla alakalı bugün biriyle tanışacaksınız iyi davranın, şöyle yapın, böyle yapın gibi ön, önermelerin dışında e, aylar ve zamanlara göre insanın doğduğu zamana ve aya göre fıtratındaki farklı değişikliklerin e, dinle dine karşı bir şeyi var mıdır? Çünkü hani e, şu burçta olanların ortalama fıtri olarak benzerlikleri biraz daha fazla gibi. Ya da buna mı inandık, inandırıldık bilmiyorum. Ama Cenab-ı Hakk'ın biraz... bu renkliliği insanlarda herkesin bir fıtratı, ayrı bir fıtratı, herkese bir parmak izi ya yani bütün bunlar e, bir zenginlik bir ifade eder yoksa az önce söylediğiniz şirk kategorisine girecek mi bu da? Yani bura, tabii bunu, buna inanan müşriktir demiyorum. Yanlış anlamayın yalnız. <laughs> Ama, deyince, yani şirktir deyince hani inanınca e, müşrik gibi Şirke benzer bir durum oluşturur. Eğer buna külliyen inanmaya çalışır ve kaderini tamamen ona bağlarsa o zaman iş şeyinden çıkar. Mecrasından çıkar. Şunu kabul edebiliriz. Mesela bakın ayın insan üzerinde etkisi var mıdır? Vardır. Ne bakımdan? O çekim gücüyle vardır. Yoksa ayın insan üzerinde başka bir etkisi yoktur. Bu çekim gücü noktasından belki yıldızların da böyle bir etkisi olabilir. Bakın. Çekim gücünden kaynaklanan bir etkisi. Çünkü neticede gezegenlerin birbirlerine olan o yörüngelerinde tutan şey nedir? Yıldızları ya da gezegenleri çekim gücüdür. Her yıldızın ya da her gezegenin bir çekim gücü olabilir. Bunun etkisi olabilir. Mesela biz Kapalı bir e, havada, bulutların çok olduğu bir havada daha kasvetli oluruz. Havanın açık olduğu bir zamanda daha ferah hissederiz kendimizi. Öyle değil mi? Evet. Bu tamamen havaya bağlı bir durumdur. Mesela bölgesel etkili, etkiler de olabilir. Mesela Urfalıların ayrı bir tabii Urfa ikliminin insan üzerinde ayrı bir tesiri vardır. Bursa ikliminin ayrı bir tesiri vardır. Bunu ikisini aynı kategoriye koyamayız. Fakat bu ilah, ilahi ya da manevi bir etki değildir. Bu maddi bir etkidir. Aksi takdirde mesela kaderi ona bağladığımızda şu şöyle bir şey söz konusu oluyor. İnsan kaderini Allah Teala yıldıza bağlamış. E peki niye bize söylemiyor o zaman? Halbuki Allah Teala vallahu halakakum ve ma Öyle değil mi? Ben sizi de amellerinizde ben yarattım diyor. Sizi şekillendiren, karakterinizi veren de benim diyor allah Teala. O zaman kader Allah'ın elindedir ve bu kaderi de bize bildirmemiştir. Bunu yıldızla ya da başka bir cisimle ya da başka bir aletle bilmemiz de mümkün Değildim. değildir. Evet. Pekala hocam biz programımızın her programımızın çekiminde e, tabii ki e, burada öğrencilerimize konuyu müzakere etmenin yanı sıra, sizden bilgilenmenin yanı sıra Halkımız bu konuda ne düşünüyor? Sokaktaki insanlar evet. konumuzla ilgili neler düşünüyor diye bir eteri hazırlıyoruz. Sokağın Sizi dedik bu bölüme. Bir dinleyelim isterseniz, bir izleyelim. Kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Büyü gerçek midir? Bir kişiye büyü yapılması mümkün müdür? Evet, büyü yapılabilir. Büyü diye bir şey vardır. Hayır, bence ben büyünün gerçek olduğuna inanmıyorum. Hayır, mümkün değildir. Ee, İslam dininde büyünün yeri yoktur. Ee, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleriyle bunlar e, sabitlenmiştir. Peki fal bakmak, muska yazdırmak ya da kurşun döktürmek İslami midir? Dinimizce haram olan, yasak olan, Allah'ın emrine aykırı olan bir şeyde görüştür yani. Benim görüşümce bu bu tür şeyler sakıncalı ve dinimize aykırı. Bence değildir çünkü eğer bir şey bir şeyin olmasını istiyorsak eğer o musla ya da dua ya da fal baktırmak yerine dua edebiliriz. Namaz kılabiliriz, Allah'la konuşabiliriz. Birinin bize bir şey yazması, bir şey okutması bence yanlış. Peki İslam'ın büyüye karşı tutumu nedir? İslam'ın büyüye karşı tutumu tabii ki de dinimizde yapan da yaptıran da yasak. Ya bizden değildir. Büyüğü tabi zarar veren bir unsur olduğu için İslam bunu kesinlikle haram kılmıştır. Caiz değildir, İslam'da yeri yoktur. Bunu yapan da büyük bir günaha girer. Ama İslam cinleri ve nazarı kabul ediyor. Peki neden cinci hocalara gitmeyi, muskaya da nazar boncuğu takmayı onaylamıyor? Çünkü e, işin medya da dökmüşler, e, cindiler yok, muskacılar bunlar sadece işin boyutu e, madde olarak düşünüyorlar. Yoksa dinimizce bir yok, hocaydı, yok muskacıydı, ötü şeyler yok. Bu yollarla sadece sırf para kazanmak için evet gelin şunu yapalım, şunu okutalım, cinlerle irtibata geçelim diye para tuzağına düşürdükleri için o yüzden onaylanmıyor diye düşünüyorum. Peki insanlar neden bunları yapmaya devam ediyor? E, tabii ki bilgisizlik başta, e, cahillik ve art niyetli e, din adamı diyelim tırnak içerisinde. insanların bunları art niyetli olarak kullanması. Bundan menfaat temin etmesi diyebiliriz başta. Bazı beklentileri var insanların hani bunlar gerçekleşmiyor. Hani bunları da hani tatmin etmeye çalışıyorlar kendilerini hani fal büyü bunlarla hani şöyle olacak böyle olacak. Hani insanların beklentilerini söylüyor karşı taraf bakan taraf. Hani gerçekleşmeyecek şeyleri falcılardan, büyücülerden hani ağzından duyup hani umut ediyorlar belki olur diye. Peki bu din ile büyü arasında bir ilişki kurmaktan mı ileri geliyor? Tabii ki. Daha doğrusu onu öyle yöneltiyorlar e, dini kullanarak. Onu e, doğruymuş gibi gösteriyorlar. Yani hiçbir alakası olmayan bir konu. O, o, şekilde insanlar da tabii ki ona inanıyorlar. Öyle ilerliyorlar. İnsanlar din ile büyü arasında bir ilişki kuruyor. Tarihten beri böyle bir ee, ...düşünce var zaten. Yanlış olsa da böyle bir düşünce vardır şüphesiz. Peki bunu kimler, neden daha çok tercih ediyor? İnançı zayıf olan kişiler daha çok tercih ediyor bence. Ee, çaresizlik içerisine düşmüş e, toplumumuzdaki insanlar ve... E, ...bilgisizlikten kaynaklanıyor. Başka ne denebilir ki? Peki bu uygulamalar halkın dini algısını nasıl şekillendiriyor? Ee, halkımız dinini doğru kaynaklardan öğrenmediği zaman... Yanlış yollara gidiyor ve sonuçunda da pişman oluyor. Bu uygulamalar hani e, din algısını bilmeyen insanlara, hani dini eksik olan insanların algısını yanlış şekillendirir. Hani dinimizi gerçekten bilen, İslamiyeti bilen insanlar zaten bunlara inanmaz. Hani onlar için bir sıkıntı olmaz ama bilmeyen insanlar için hani kötü bir şey oluyor. Hani insanlar kötü etkiliyor. Hani bunlar var mı? Bunların söyledikleri olacakmış gibi oluyor. İnsanlar da o zaman bir yanlış algı oluşuyor. İnsanlar farklı yere yönlenir. Hani yanlış öğrenir. Ama İslamiyet'i e biliyorsa eğer inanıyorsa İslamiyet'e zaten bunlara inanmaz. Hani onları etkilemez. Evet gençler devam ediyor. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeyiz dostlar. Televizyonlarını, ekranlarını yeni açmış olan, bizle yeni tanış olmuş olan dostlarım için söylemiş olarak devam edelim. Hocam şimdi ben bunu izleyince aklıma şu geldi. Ee, toplumda hani hep şu vardır ya, magazin programları çok ciddi reyting alır. Belgeseller hiç izlenmez. Ama kime sorsan herkes belgesel izleyip dururken magazin nasıl reyting alır? Çelişkisi vardır ya toplumumuzun hiç büyüyle falla alakası, alakası, yokmuş yok. görünüyor. Yani ben, durum bu. Ben çok yani Benim hiç alakam olmaz. Yaptırıyor insanlarımız diye de bir de yaptıranlara da bir şey var. Yani dolayısıyla şaşkınlık içinde biraz izledim. Şimdi kimseye bir suçlama falan yapmıyorum ama bu durum eğer sokak genelin sesi, milletin sesi olarak bir anket babında değerlendirilen bir şeyse ki şu anda oraya düşmüş kimse yok gibi. Hiç kimse bunu daha önce hayatında yaşamamış ve yok. Bu durumda ben ülkemizin büyücüleri ve falcıların işsiz kalmış olduğunu düşünebilirim ancak hiç de öyle değil gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ee, ben şuna inan. <laughs> Şimdi tabii fal, e, cinci hocalar, falcılar, büyücüler de e, e, isim değiştirerek gidiyorlar. Şimdi mesela sosyetenin cincisinin adı medyum oldu. <laughs> Adına medyum deyince ha bu cinci değil başka bir şey falan gibi. Sanki böyle pis gider adamıymış. Gibi, he, dağ adamı ha daha bilim adamıymış gibi falan gidiyorlar. Halbuki sosyetenin <laughs> cincisi medyumdur. Yani başka bir şey değil bu. Ee, ya ben e... var ya salonda anket yapacağım da korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi korkuyorum. Ne İyi de, olur şimdi aslında. İlanlı dakikalarda hay şey olur, bizim e diyor. şey olur bize. diyor yap ne olur yap falan diye. Herkes bak reyting peşinde o da. O da başka reyting peşinde. <laughs> evet. Buyur, buyur. Yani ya. bu çok acı bir şeydir. Bu hala yaşanıyor. Bunlara rağmen dediğiniz çok doğru. Hala ortada cinci hocalar dolaşıyor. Mesela şu rüya meselesi. Peygamber Efendimiz diyor ki kötü bir rüya gördüğünüzde şöyle solunuza bir üfürün, tükürün, unutun diyor. Unutun. Başka bir şey değil. Ama biz anlatıyoruz. Bakın, anlattıkça rüya gözümüzde büyümeye başlıyor. Anlattıkça büyüyor, anlattıkça büyüyor. Sonra içinden çıkılamaz bir problem haline dönüşüyor halbuki rüya dediğiniz şey hepsinin bir gerçekliği yoktur. Gerçekliğinin olanın da ne kadar gerçek onu biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için Hazreti Peygamber'in tavsiyesi bakın kötü bir rüya gördüğünde unutun gitsin. Mesela Peki. ben bir şey söyleyeyim. Şu telefon sahtekarları vardı biliyorsunuz. İyi büyücüdür onlar. Benim de başıma geldi biliyorum. Öyle bir kandırıyor insanı Aradılar bir taraftan. Mı sizi? Ee, Allah'tan ben bir şey yapmadım ben polise gittim çünkü ilk gideceğim yere gittim. <laughs> i̇lk gitmem gereken yere. Polise vardım, numarayı verdim. Numara da var telefonda. Diyor ki ben sahtekar olsam numaram görünür mü? Bakın öyle bir şeyler, doneler kullanıyor ki insana. Bir polis sireni, polis süsü veriyor kendisine. Numara görünüyor. Ben diyor gerçek bir kişiyim. Gidiyorsun polise gösterdim numarayı dedim ki şu numaradaki adamı bulun de. Dedi ki bulamayız. Binlerce böyle numara var diyor bulmamız da mümkün değil. Bakın o kadar çok çarpılan insan var. Geçen ceza hukuku profesörünü çarptılar. Evet, şey Düşünmüyorsun. Gülmeyin başınız... bak Gülmeyin başınıza gelir. İnanın. Bakın. Babamı Benim... aramışlar geçen gün. <laughs> Canım çok sıkkın. Vallahi gerçek. Gülmeyin. O kadar güzel konuşuyorlar ki. O kadar güzel insan ne derler böyle hani hipnotize etmek diye bir şey var ya. Zaten insanın psikolojisine giriyorlar. Bakın diyorlar sizin işte... Be, Oğlunuz var, kızınız var, akrabanız var. Onlar çok tehlike altında. Onların kurtarılması için işte ne diyor? Terör tehlikesi altında efendim. İşit tehlikesi toprağına. altında, şu tehlike altında filan. Bunların kurtulması için diyor biraz paraya ihtiyaç var. En son ikna edemediğinde şöyle diyor. Bari bize bir kontür göndersene. <laughs> Peki hala devam ediyoruz hocam. Bir saati geçmiş. Reji çok evet. sert davranıyor bana bugün. Ee, biraz daha hızla cevap vermemiz gerekiyormuş. Alalım buyurun. Öncelikle ilahiyatımıza hoş geldiniz. Ee, benim adım Muhammed Raşid. İlahiyat hazırlık sınıfında okuyorum. Ne güzel. Hocam ben evliyalar, hazırlar ve paralelindeki türbe ziyaretleri bağlamında sormak istiyorum. Toplumda evliya, hazır hikayelerine dair geniş bir kabul var. Ben bu vesileyle dinimiz açısından konuyu değerlendirmenizi rica ediyorum. Yani İslam evliya ve hazırlarla ilgili hikayeleri onaylar mı yoksa bunlar halk efsanelerinden mi ibarettir? Teşekkür evet. ederim. Şimdi bizim e, sufi kesimde maalesef bu kerameti anlatmak bir moda. Hı hı. Halbuki gerçek sufiler kerametlerin asla anlatılmamasını isterler. Niye keramete getirdim meseleyi? Zaten bu şeyleri besleyen de biraz o keramet olur. Evet. Kerametleri anlata anlata insanlarda olmadık şeyler yüklemeye başlıyoruz. O yüklediğimiz şeyler biraz da kendimiz hani bu şeyh uçmaz, mürit uçurur derler ya. Nasıl uçurur? Uçurumdan açığa uçurur. Yani şeyh, mürit şeyhe gaz verdikçe şeyh kendini bir şey zannetmeye başlıyor. Sonradan uçtuğunun farkına varmıyor. Bir kişiyle karşılaştım, ben dedi şeytanı görüyorum dedi. Aynen böyle. Anlatıyor anlatıyor, ben de çok canım sıkıldı fakat yanında oturuyoruz bir de çayını içiyoruz. Bir şey de diyemiyorum. En son dedim ki, ya dedim eski veliler dedim, eski dervişler keramet anlatmazlarmış. Hatta eski veliler keramet anlatmayı kadının özel halini anlatmak gibi düşünülermiş. Yani bir kadın kendi özel halini nasıl anlatamazsa veli olan kişi de kerametini asla anlatmaz. Aslında müridin de atla, anlatmaması gerekir. Bu böyle bir şeydir. Ben şimdi böyle dedim. Eski veliler dervişler dedim kerametlerini anlatmazmış. Aynen şöyle dedi. Hocam zaten dedi bizim tarikatta asla keramet anlatılmaz. Ya senin anlattığın ne? <laughs> Şeytanı görüyorum o diyorsun. O o normal her gün. Bakın adamdaki cehaleti görüyor musunuz? Bakın anlattığı şeyin ne olduğunun farkında değil. Şimdi böylesine cahillerden oluşmuş bir taife düşünün. Burada tasavufa karşı bir sözüm yok. Tasavvuf tarihimizde, günümüzde çok önemli bir işlev görmüştür. Hala görmektedir. Ama hangi tasavvuf? Şeyh, mürşit ise. Mürşit ne demektir? sıratı, müstakimi gösteren kimsedir. Doğru yolu gösteren. Eğer şeyh mürşid ise, mürit de gerçekten yol sahabe ahlakı içerisinde o şeyhe bağlılığı söz konusuysa, o sahabe ahlakını unutmayın. Sahabe ahlakı çerçevesinde şeyhe bağlılığı söz konusuysa böyle tasavufa canımız kurban. Ama olayı bir olağanüstülükler mizansenine dönüştürülüyorsa, bir kerametler mizansenine dönüştürülüyorsa o tasavuftan hiçbir hayır çıkmaz. Çıkmıyor da nitekim. Ve o tür tasavvufçuların bakın Cinci hoca dediğimiz insanlar da belli ölçüde onların içinden çıkıyor. Ve onların içinden çıktığı için de halk güveniyor maalesef. Diyor ki falan tarikata mensupmuş diyor, falan şeyhe bağlıymış diyor. Filan ölmüş şeyhin kabrinden istimdad ediyormuş diyor. Şimdi bakın böyle şeyler olunca e, tabi inanıyor insanlar. Dinli irtibatta kurulmuş daha e, kolay. Burada kurulur. şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Dini ölçümüz çok önemli. Bir ayet-i kerimeyi hatırlatabilir miyim? Lütfen buyurun. Allah Teala yardıma muhtaçsanız bakın Bakara suresinde geçer. billah. Ya eyyühellezine amenu. İsta'inu bis sabr ve salah. İnne allaha ma'as sabirin. Ey iman edenler. Darda ve zorda kaldıysanız bir sabır, iki dua ile Allah'tan yardım isteyin. Bu budur. Ha bir insana gidip başvurabilirsiniz. Bakın bizim dinimizde istişare çok önemlidir. İstişare bilen kimseye gidip başvurabilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir dostunuzla gidip konuşabilirsiniz. Bu çağın en önemli sıkıntısı gerilim, psikolojik gerilim. İnsanlar psikolojik gerilim içinde kalınca birileriyle konuşma ihtiyacı hissediyorlar. Birilerine derdini açmak iste ihtiyacı hissediyorlar. Mesela batıda psikoloji, psikologlar, şey, psikiyatristler çok gelişti biliyorsunuz. Herkesin psikiyatrisi var. Niye? Çünkü insan derdini dökmek istediği birine ihtiyacı var. Psikiyatr onu o ihtiyacı karşılıyor. Bizde ise bakın bir sohbet kültürümüz var. Peygamber Efendimiz diyor ki bir sıkıntınız olduğunda ya da öfkelendiğinizde pozisyon değiştirin. Oturuyorsanız ayağa kalkın, ayaktaysanız oturun. Eğer geçmediyse abdest alın. Hala geçmediyse gidin bir dostunuzla konuşun. Bu dert ortaklığı dediğimiz şey evet. çok önemlidir. Biz aslında gerçek bir dert ortaklığı yapabilsek şu büyücülere, cincilere hiç kimseye gerek Peki Pekala. Evet, şimdi ben bir soru yöneltmek istiyorum ama e, az önceki konuyla alakalı yapmadığım anketi şimdi sadece öylesine genelleme, çok da kamera o tarafa dönmesin. Dönmeyin, bu tarafa dönün, şey yapmayın. E, kimin nazar boncuğu yok diye sormak istiyorum ben. Al, kimin var? <gülüyor> <gülüyor> Kimin hiç nazar boncuğu olmadı diye sormak istiyorum. Biraz daha azaldı. Kim nazar boncukları olsun ister diye iyice <laughs> Şimdi mesele Soruyu şu. Soruyu artık kimse cevap vermez. <gülüyor> <gülüyor> mesele şu. E, nazar haktır hadis-i şerifi var. Nazar, nazar haktır, meselesi tabii. apayrı bir meseledir. O Nazar ayrı olacak. bir mesele o. Sorum şu. Yani nazar meselesini algımız, yine bakışımız ee, nazar değdiğinde korunmanın yöntemi nazar boncuğu almak gibi, yine toplumsal e, yanlış algı ve anlamalarımızdan biri. O kadar da masum bir pazarı var ki, rengi de o kadar güzel ki, güzel değil mi nazar boncuğu rengi? Evet. Çok alıcı değil mi? Yani bakınca insanın alası geliyor. Birisi hediyenin üzerine eleştirdiği zaman hoşunuza gidiyor. Ee, çoğunuz tabii gençsiniz. Henüz evli yoktur muhtemelen aranızda. Evlendiğinizde o altınların üzerine iliştirildiğinde falan hani birçok yerde ana argüman, sembollerde çok konuşmadık. Tabii, Bunu tabii, konuşabilirdik tabii. semboller meselesinde de. Nazar evet. Boncuğu niye kimsenin yok diye sormama sebep olmasının sebebi bu kadar çok meşhur oluşu Her yere iliştiri vermemiz. Her, şey, her yere girdi. Onun için kimin yok diye sordum. Yanlış anlamayın ama e, mesela böyle bir hediyeyle de geldiği zaman çok yadırgamıyoruz. Yadırgan var mı? Çok yadırgamıyoruz. Anlam yükleyen var mı diye sorsam kimse parmak kaldırmaz. Anlam yüklemiyoruz belki sen mi yüklüyorsun? Alacağız soruyu tamam. <laughs> Ama anlam yüklemememize rağmen o arada kurulan yanlış bağı öğrenmek istiyorum. Yani nazarın karşıtı olarak, nazardan koruma yöntemi olarak boncuk kullanmak meselesini bir de Hazreti Peygamber'in e söylediği nazar haktır dediği nazarın ne olduğunu ayırt edebilir Ben psikolojik olarak şöyle izah ediyorum. Psikologlar bana katılır katılmaz bilmiyorum. İnsanlar birbirlerini bakışlarıyla, konuşmalarıyla, mimik hareketleriyle, hatta beden hareketleriyle etkilerler mi? Etkilerler. Mesela düşünün, kızgın bir insan karşısında ne yaparız biz? Ya biz de kızarız, değil mi? Öfkeleniriz, ya da pısarız. Ya şundan bir an evvel kurtulalım filan deriz. Bu nedir bakın, halbuki o insan kızmış bizden iki metre ötede belki yani. Ama onun etkisi bize geliyor. Veya rahat bir insan karşısında rahat oluruz. Gergin bir insan karşısında gergin oluruz kötü bakan bir insan karşısında biz etkilenmez miyiz? Etkilenebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Ben ya bunu tam çözemedim onu söyleyeyim. Allah Teala bir insan bir şeyi çok istiyorsa onu nasip ediyor. Ama hayır ama şer. Eğer kötülüğüne istiyorsa şer şeklinde veriyor, imtihan ediyor. Bazen de hayır olarak istiyorsa hayır şeklinde veriyor, onu o şekilde imtihan ediyor. Mesela bir insan çok zengin olmak istiyorsa, Allah Teala ona o zenginliği veriyor. Eğer o zenginliği gereğince kul kullanamıyorsa, onun imtihanını veremiyorsa o ona şer olarak dönüyor. Nice zenginler var ki mahvolup gidiyorlar. Fakirlik de öyledir. Onun için Hazreti Peygamber mesela ölümü istemek, yaşama istemek de böyledir. Mesela ölümü ve yaşama istemek değil, hayırlısını istemek. Şöyle güzel bir dua var. Size de öğretmiş olayım. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Ölümü temenni etmeyin." Ama insan bazen çaresiz kalır ya, bazen ölümü isteyecek duruma gelir. O zaman diyor şöyle bir dua edin. Allahumma ahyini ma kanetil hayatu hayran li ve tevaffeni izâ kanetil vefatu hayran Ya Rabbi eğer yaşamam hayırlıysa, yaşamam hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölümüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür. Onun için ben şöyle derim insanlara, ölümü temenni etmeyin ama hayırlı ölüm isteyin. Biz Anadolu'da bu yaygındır zaten. Burada da gözüyle insan bazen bir şeye o kadar nazar çok, eder. Nazar ediyor, bakıyor ki o şeyi etkileyebiliyor belki bir enerji Ve veriyor. Ve Allah Teala ona onu şer olarak döndürüyor diye düşünüyorum. Nazar yani o şeye zarar veriyorsa zar, çünkü bu zarar vermektir netice itibariyle. O yüzden mesela insanın kendini kontrol etmesi lazım. Bir şeyi çok da aşırı istememek lazım. İstiyorsa da hayırlısını istemek lazım. Nazar boncuğu Nazar boncuğun hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Onun, Ama şöyle bir etkisi olabilir gibi düşünüyorum. O bir Psikolojik herhangi bir etki. inanışın sembolü falan nasıl geldi? Nereden bulundu? Ya yani onu zaten bu Eski ilkel şeylerden geliyor. Çok eskidir. Dinlerden eskidir bir kere. Nazar şey, İslamdan eskidir. Nazar boncuk, yani, İslamla başlamış bir şey değil. Hatta bu büyü de öyledir. Büyü çok eskidir. İslamdan öncedir. Belki hani e, diğer hak dinlerden zaten bizim inancımız odur. Hak dinlerin bozulmasıyla bu büyüler meydana gelmiş. E, nazar boncuğu da çaresiz kalan insanların, yani o gözlerini bir yere teksif etmek için yaptıkları bir şey gibi geliyor bana. Psikolojik olarak bir etkisi olabilir ama öbür türlü bir etkisi yoktur Zaten. diye düşünüyorum. Mesela buna bir örnek vereyim. Mesela e, hurafeler vardır. Bazı hurafelerin hakikati vardır aslında. Mesela şöyle bir hurafe var. Gece tırnak kesilmez. Değil mi? Biz hurafe olarak biliriz. Halbuki eskiden bu çok önemlidir. Gece tırnak kesilmez çünkü eskiden bu kadar aydınlık yoktu. Lambalar bu kadar aydınlatmıyordu. Kestiğin tırnağın nereye gideceğini bilemezsin. Belki bir yiyeceğin içine gider, o da vücuda girer ve o da insan vücudunda uğur yapabilir. Onun için insanlar bunu biraz bazı şeyler böyle inanca bağlamışlar. Ama sakın gece tırnak kesme, uğursuzluk olur. Bugün için bu geçerli mi? Çok da geçerli değil. Zaten kimse de dikkat etmiyor. Herkes akşam kesiyor. <laughs> evet. Mikrofon sizde ise buyurun. İsmim Ökeş Üzümcü. Ee, şöyle bir sorum olacak. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut'tan bahsediliyor. Biliyorsunuz. Ee, Harut ve Marut kimdir? Ona indirilen şey nedir? Ve e, indirilen şeyin insanlara zararı var mıdır? Varsa neden öğretilmiştir? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçiyor biliyorsunuz. Bakara Suresi 102. ayette geçer. Harut, Marut'la ilgili ayet. Uzun da bir ayettir. Dediğim sayfanın yarısını kaplayan bir ayet. Aslında ayetin tamamını okumadan insanlar o Harut ve Marut kısmına bakıyorlar. Oradan bir hüküm çıkartmaya çalışıyorlar. O da sıkıntı meydana getiriyor. Bakın ayetin tamamına bakarsanız şöyle bir şey görürsünüz. Bir, orada Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediliyor ilk planda. Bazı şeytanlar diyor oradan ayet-i kerimede. Bazı şeytanlar Süleyman'a verilenin peşine düştüler. Onu büyü şeklinde kullanmaya başladılar. Bir yoruma göre bu aynı insanlar Harut ve Marut adlı iki meleğe verilen şeyin de peşine düştüler. Süleyman Aleyhisselam'a verilen de olduğu gibi. Aslında o meleklere verilen ve Süleyman Aleyhisselam'a verilen şey büyü değildi. Ama bazı insanların elinde büyü olarak kullanılması mümkün müdür? Mümkündür. Bugün insanlar Kur'an ayetlerini kullanmıyor mu? Kullanıyor. Cinci hocalar bir kısmı Kur'an'dan ayetler yazıyorlar. Onu insanlara veriyorlar. Tam bunu soracaktım. Hı. Muska diye bahsedilen şey hocam. Yani içine Kur'an ayetlerinin hı hı. yazıldığı ve hı hı. kişiyi koruduğu ya da kötülüklerden şey yaptığı ya da hı. var olanların üzerinden düşürdüğü bir şey olarak. Yani Muska'ya bakışı soracaktım ki söylediniz. İçinde Kur'an ayetleri var. Oraya bulunan. geleceğim. Hı hı. Şimdi burada ayetin devamına doğru inerseniz şu vardır. Onu öğrenen insanlar bu bilgiyi Karı kocanın arasını açmak için şer şeklinde kullanıyorlar. Şimdi bakın, bilgi nötr bir şeydir. Bilgi hayırda da kullanılır, şerde de kullanılır. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in camide okursunuz, burada insanlara Hı -hı. okursunuz bir öğüt maksadıyla, öğüt almak maksadıyla. Bir de cinci hocanın elinde bir büyü malzemesi olarak kullanılabilir mi? <laughs> Olabilir. Nitekim bakın Kur'an-ı Kerim'in kendisi de iki tane iki tip ayet vardır biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. Kur'an-ı Kerim o Ali İmran suresinin başında "Feyette bi'une ma hem minhu" diye başlayan bir kısım vardır orada. Kalbinde "fi kulubihim zeygun". Kalbinde kötülük bulunanlar Kur'an ayetlerinin müteşabihlerinin peşine düşerler ve onu kötüye kullanırlar. Aynen cinci hocalarda Kur'an ayetlerini kötüye kullanıyorlar. Biz de Kur'andan yazıyormuş diye buna inanıyoruz. Orada da şeytanlar Süleyman Aleyhisselam'a verileni ve Harut Marut'a verileni kötü bir şekilde kullanan insanlar ve Allah Teala orada aslında bir garanti veriyor. Diyor ki: "Bunlar ne yaparsa yapsın, Allah istemez, bunların siz. büyüleri Allah izin vermediği sürece geçerli olmaz." Aynı ayetin içindedir bu. Biz o kısmı hiç bakmıyoruz. Öyleyse nedir? Her şey Allah'ın elindedir. Peki izin verebilir de anlamı çıkıyor tabi burada. Efendim? O, onların e, yaptığı bu büyülerden etkilenebilmeyi izin verebilir anlamında. Yani Allah istemezse izin vermezin karşılığı izin veredebilir etkilemesi anlamı çıkar e, Bizim biliyorsunuz usulde şöyle bir kaide vardır. Mefhum muhalif alınmaz. Hı hı. Allah izin vermedikçe diyorsa vermez demektir. Ha şu vardır. Eğer her iki tarafta kötü niyetliyse hem büyü yapan hem büyü yaptıran bir kötü niyetliyse bazen Allah Teala onları imtihan etmek için onu soracak. imtihan etmek i̇mtihan için o ona sunalım. izin verir. Onlar da o bataklıkta daha çok boğulurlar. Evet, peki yani. Abi. Muska konusunu hocam soracaktım. Gelelim o muska. Konu... Muska yani konusu... Ben açıkça netçe şunu sorayım. Hani çok da kullanılan e, o biraz büyüye ya da fal meselesine bakılan bir bakış da yok onda. Daha evet, evet. hepimizin çok daha fazla e, kullanma yöntemini geçti bize. Şey. Yani içinde Kur'an ayetleri yazılı, koruma kalkın olarak yazılmış ayetlerden oluşan muskalar diye masumca insanlara sunulan bir şey var. İslam'da muska var mı yok mu diye net bir şekilde alarak başlamak istiyorum hocam. Şöyle başlayayım isterseniz. biliyorsunuz müminin mümin'e duası rahmettir. Ve Peygamber Efendimiz de sahabesine dua etmiş. Hatta Allah Teala meleklere, müminlere dua etmesini, meleklere, müminler için istiğfar etmesini, Hazreti Peygamber'e müminler için istiğfar etmesini istemiş. Dolayısıyla insanların birbiri lehine yaptıkları dualar ve istiğfarlar kabul edilir. Biz bunu alıp bir kağıda yazıp onu işte diyelim boynumuza asarsak sırf dua maksadıyla yalnız. Yani o muskadan bir şey umarak değil. O çok önemli bir şeydir. Sırf dua maksadıyla bunu yaparsak o onun o duanın bize bir tesiri olabilir. Bunun psikolojik tesiri olur, başka türlü tesir olabilir, bu olabilir. Ama eğer bunu bir para kazanma aracı haline getiriyorsa birileri, biz de onun para kazanma aracına e, cevap veriyorsak, yani gidip parasıyla yazdırıyorsak, bu doğru değil o zaman. Parasızsa? Parasızsa, dediğim gibi bakın, dua olaraksa, yani ben ya bir dua yapacağım sana, bu duanın seninle de birlikte olmasını istiyorum diyorum, Birisine yazıyorum, o da cebine koyuyor. Ya da ne bileyim boynuna asıyor. Fark etmez bu ille de, şöyle muska deyince boynuna asılan olarak bilinir. Gerekmez, cebinde de durabilir. Şart değil yani ille boynuna asılması. Neticede o duayı hatırlamak. Keşke şöyle bir şey olsa. Daha güzeli şudur aslında. Duayı ezberleyip kişinin o duayı kendisinin yapması. Yani boynunda tasımak, taşımak, cebinde taşımak yerine o duayı ezberle, kendin oku. Duaların dili önemli değildir, onu söyleyeyim. Mesela Arapçasını bilmiyorsanız, demin mesela ben size Arapça bir dua okudum değil mi? O ölümü temenni etmeyinle ilgili. Onun Arapçası aklınıza gelmeyebilir ama birçoğunuzun, biliyorum ki aklınıza Türkçesi kaldı. Onun Türkçesini yapabilirsiniz. En etkili olan şey de budur. Kişinin kendine yaptığı dua, kardeşine yaptığı dua bizzat canlı olarak yaptığı dua daha etkilidir. Allah Teala onu kabul eder. Öbürü belki birazcık psikolojik, Psikolojik bir desteği, destek olarak görülebilir. Yani muska olarak taşımak. Onun ötesinde e, çok bir anlamı yok. Muska büyük şirktir diye bir hadis var mı hocam? E, ben hatırlamıyorum. Peki. Yani. E, muska'nın hani Arap... E... Cahili Arap döneminden devrinden kalma bir Tabii özellik. Tabii bunlar o dönemden beri geliyor bazı şeyler. Hı hı. Ee, ama dediğimiz gibi bunu sırf dua maksadıyla bu şekilde olursa ben sanki mahsur olmayacağı gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi o muskadan bir şey beklememek kaydıyla. Şimdi bunu aşırıya götürenler var. Birisi mesela işte kurşun geçirmez muska yaptırıyor. Sonra adam vuruluyor. <laughs> Şimdi böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Bana Cehennem... kimsenin şerri şey... dokunmasın muskası olmaz. Hocam şöyle şu... bir şey Ondan şu daha masum değil yani cehennem şey kabir azabından koruyan kefen satılıyor son dönemlerde. Yani bak, Allah Sana, muhafaza O eylesin. var yani. O kabir azabından koruyan kefen. Çıktı. Namaz kıldıran seccade. asla bunlara para vermeyin Allah rızası için. Bu adamların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Yani bunları protesto edin. Birçoğu <laughs> gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Yani, bak hiçbir şey saklamıyor. Tabii. Televizyonlardan, internetten arkadaşlar görüyorsunuz. Yani aklımızı, zihnimizi iyi açık tutalım kabir azabından koruyan kefene görünce ne düşünmemiz gerektiğini iyi bilelim. Bak bunlar çok önemli. Orada bir şey söyleyebilir miyim? Kabir azabından koruyan kefen satan insan senin cehennemlik olduğunu söylüyor. Bak diyor cehenneme gideceksin. Ya gitmeyeceksen de ihtimalen. <laughs> Bu kefeni al. Bak ya riske atma kendini. 300 lira ver. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şu. Ya kendine çok güveniyorsan ayrı. Ama <laughs> yine de al bence 300 liraya değer çünkü. <gülüyor> hani <gülüyor> azap olur bir şey olur. <laughs> ya çok fena. <laughs> Ee, mikrofon kimde? Buyurun. Selamun aleyküm. İsmim Nur Hilal Şahin. İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Öncelikle tarihin sıfır noktası Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Ya bak hiç kimse, hiç... Bir dakika. Hiç gittiğimiz şehirler... Siz nerelisiniz? Buralıyım. Ha tamam o zaman. No. <gülüyor> 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 Hayır. Kaç Urfalı öğrenci var aramızda? Hemen hızla. Bak bir şey söyleyeyim. Oo, Bu Urfa'nın etkisi, psikolojik etki çok büyük hocam. Gittiğimiz evet. genelde ilahiyatlarda kimse şehrini tanıtırken böyle başlamıyor. Herkes kendini tanıtıyor. Okulun bölümünü söylüyor, soruyordu. 3-4 oldu herhalde. Evet. Değil mi? Bu yani şehre, de şehre mi? atfedilen Tabii. güzellik, onunla başlamak söze Tabii çok yani. naif ve tatlı. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Üniversitemize teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tam cümleyi bıraktığın yerden nasıl devam edebildin? <gülüyor> <gülüyor> Sonucu olmalısın. <laughs> Hocam sorum şu. Bir Yahudi tarafından Peygamber Efendimize büyü yapıldığını biliyoruz ve bunun Felak ve sureleri okutarak bozulduğunu da biliyoruz. Öncelikle bunun aslını öğrenmek istiyorum. Evet. Bir de Allah'ın Resulüne büyünün tesirini nasıl açıklayabiliriz? Özellikle Maide suresinin 67. ayetinde belirtildiği gibi Peygamber Efendimizin korunmasına rağmen nasıl kendisini korumuştur? Bu sorunun yanıtını sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bravo. Bu güzel bir soru, çok da merak edilen bir çok soru. Çok ee, Burada gene bizim tabi bizim geçmişimiz tek düze değil arkadaşlar. Ulemamız da tek düze değil. Farklı görüşlere gitmişler. Bazılar demişler, peygambere büyü asla yapılamaz. Çünkü Hazreti Peygamber'e büyü yapılması demek, onun peygamberliğiyle ve ismet sıfatıyla bağdaşmaz. Çünkü peygamberlerin bir masumiyeti, ismet sıfatı vardır. Buradan hareket ederek büyü yapılmadığını iddia edenler olmuş. Ancak rivayetler var. O rivayetleri değerlendirdiğimizde de şu ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'e bir Yahudinin büyü yaptırdığına dair bir bilgi geliyor. Bunun bazı rivayetlerde çok ayrıntılarına da giriliyor. Fakat ben kısa keseceğim. Sonuçta şu oluyor. Yüce Allah Cebrail selamı gönderip Hazreti Peygamber'e bu aynı zamanda şeyin sebebin uzulu olarak da söylenir. Bu Falak ve Nas surelerinin Muavvizeteyn dediğimiz Felak ve Nas surelerinin sebebini nüzul olarak da söylenir. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bu Felak ve Nas surelerini okumasını söylüyor ve bu büyü diye bir şey kalmıyor. Demek ki burada biz şunu öğreniyoruz. Eğer büyü yapıldığı söz konusuysa şu açıdan kabul edebiliriz. Peygamber Efendimiz bizim için bir örnek kişiliktir. Eğer insanlar nitekim büyücülükte çok yaygın, insanların kendisine büyü yapıldığına dair bir kanaat da oluşuyor. Bu noktada da Peygamber Efendimizin bize örnek olabilmesi için böyle bir olay yaşamış olabilir. Ve bu olaydan kurtuluş reçetesini de bize göstermiş Peygamberimiz. Nedir o? Felak ve nas okumak ve kendimize güvenmek, korkmamak. Allah'tan başkasından korkmamak. Zaten bizi en çok etkileyen şey korkudur. İki şey insanı çok etkiler. Zaten bakın Mekkeli müşriklere Allah Teala iki şeyi hatırlatıyor. Et amehum min cu'in ve âmenâ min Ben sizi diyor açlıktan kurtardım ve korkudan kurtardım. İnsanoğlu için en iki, iki tehlikeli şey vardır. O yüzden büyücülerin de en büyük avantajı budur zaten. İnsanı korkuttu mu iş bitti zaten. O psikolojisini etkilediği andan itibaren Kontrolü. malını, mülkünü, her şeysini alıp götürüyor yani. Evet. Buyurun efendim. İsmim Zeki Nalça. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ufamıza. Bu programda emeğe geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli hocam, kendisine büyü yaptığına inanan kişi, yaptığına inanan kişi veya kendisine şeytan musallat olduğuna, cin musallat olduğuna inanan kişi, felak ve nas surelerini okumaktan başka neler yapabilir? Güzel. Teşekkür ederim. Ben e, estauzu billah bir ayet okuyayım. Feiza azemte ve tevekkal ala Allah. Yani bir Felak ve Nas suresi Felak ve Nas'ı okudun. Kendine güveniyorsun, ondan sonra Allah'a dayan. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Yani Ya. <laughs> e, kork korkmadığımız zaman bize bir şey yapamazlar. Ha cin musallat olması meselesi. Arkadaşlar cinler ayrı bir kategorinin varlıklarıdır. Cinler insana musallat olmaz. Cin şeytanlarının insana tek bir etkisi vardır. O da vesvese. Ki Kur'an-ı Kerim'de bu. Yüves visu fi durin nas. Vesvese demek kötü telkin demektir. İçinizde hissettiğiniz her kötü telkin şeytandandır. Hatta ben size şunu söyleyeyim. İnsan şeytanı cin şeytanından çok tehlikelidir. Onun için hani minel cinneti ve diyor ya. Biz insan şeytanından daha çok korkalım aslında. i̇nsan şeytanı bizi sadece manevi değil bir de maddi olarak da etkiliyor. İşte mesela büyücüler. Bu, bu noktadan hareket edersek sonuç alırız diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde cinleri işimize karıştırırsak, cinlerin insana etki ettiğini düşünürsek, bunun bir göstergesinin bizim dini, dini tarihimizde olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de olması gerekir, hadislerde olması gerekir. Yani ne Kur'an-ı Kerim'de var, ne sahih hadislerde var. Cinlerin insanlara tesir ettiği, insanlara musallat olduğu. Hatta halk arasında çokça inanılan bir şey var. Cinlerle evlenmek diye bir şey. Allah korusun. Nasıl evet. böyle bir şey olabilir yani? Evet, peki yani arkadaşlar süremiz bitmek üzere. Dolayısıyla hızla üç soru alalım sizden ve e, yavaştan toparlayacağız. Mikrofon sizde mi sizde mi? Sizde mikrofon var mı? Buyurun alalım adım Mücahit Yılmaz, Haran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz. Hocam, malumunuz son 10-15 yıldır şifalı taşları olan merak giderek kartı. Bununla ilgili bildiğim kadarıyla bilimsel bir açıklama, bilimsel bir kanıt yok. Bunun Kur'an'da geçtiğini söyleyen genel bir ifade de var. Hazreti Mevlana'nın Bununla ilgili bir risalesi olduğuyla ilgili bir söylenti de var. O vardır da herhalde. Başını kaçırdım affedersin. E hocam şifalı taşlar. Şifalı, şifalı taşlar. Taşlara, evet. Ben hiç duymamışım. Buyurun. <laughs> <laughs> bununla <gülüyor> alakalı <gülüyor> bununla ilgili işte, bir risalesi olduğu söyleniyor. <laughs> evet. Hazreti Mevlana'nın bununla ilgili bir risalesi olduğu söyleniyor. Söyleniyor yalnız. Söyleniyor. Var mı? <laughs> Bilmiyorum işte. Biz size soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, Teşekkür ederim. Ben ben duymadım arkadaşlar. Ben Şifal Taş duymadım. Hazreti Mevlana öyle bir risalesi olduğunda bilmiyorum. Olabilir de yani bilmiyorum çünkü. Mevlana uzmanı da değilim ama şu kadarını söyleyeyim. Ee, Hazreti Ömer e, Hacerül taşının karşısına geçiyor diyor ki Ey taş diyor sen sadece bir taşsın. Eğer Hazreti Peygamber seni öperken ya da istilam ederken görmeseydim asla ben sana itibar etmezdim. Onun için taşta, ağaçta, bir odunda bir keramet aramayalım arkadaşlar. Evet, güzel. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar bak, genç gençler kervan okulunuza geldi geçiyor. Yani ya şimdi sorunuzu sordunuz, sonra ben şunu soracaktım, bunu soracaktım. Aranızdaki muhabbetin faydası yok. Dolayısıyla işi nehline son hızlı. Hocam üç dedim Hı. ama hızlı cevapladınız ya dört de alabilecek gibiyiz. Olur olur. Alalım. Ben rüya tabirleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Malumunuz rüya tabirleriyle ilgili yazılan kitaplara son dönemlerde bayağı bir ilgi var. Şimdi rüyamızda merhum birisinin e, girmesi, dua istemesi ve işte aksakıllı birinin rüya girmesi e, müjde vereceği bu olayı teşkil ediyor. Yani öyle e, inanç var. Şimdi hatta bu dini kısalarda da e, bahsediyor bu konulardan. Parapsişik bir durum olarak bunun izahı nedir? Ee, İslami açıdan bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Evet. Bizim e, fıkıh ve kelam alimlerimiz yani ulemamız e, rüya ve e, ilhamı e, bir ne derler e, hukuki bir veri olarak kabul etmemişlerdir. Yani insanın kendini etkileyen başkasını etkileyen bir tarzda kullanılmasını bir delil olarak görmemişlerdir. Ama rüya bir bilgi verir mi? Verir. İlham insana bilgi verir mi? Verir. Fakat ilhamın gerçekliğini ne kadar kavruyoruz onu bilmemiz lazım. Ya da rüyanın gerçekliğini ne kadar kavruyoruz onu bilmemiz lazım. Şimdi rüyay sadıka diye bir şey var. Özellikle peygamberlerin rüyaları rüyay sadıka olarak. Ki mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bu vardır biliyoruz. Hazreti Peygamber'in bazı rüyaları vardır rüyay sadıka şeklinde. Ama neticede bakın onlar peygamber. Onlar yanlış yorumlasa bile rüyayı Yüce Allah uyarır ve onlar yanlıştan dönerler. Fakat biz yanlış yorumlarsak ne yapacağız? Bizi kim uyaracak? İstihare ne diyorsunuz hocam? İstihare de mesela ben şeyden hatırlıyorum. Ömer nasıl Bilmen hocanın ilmi halinde açıp orada istihare bahsini okuyun. İstihare namazı diye bir şey var. Bakın orada rüyadan hiç bahsetmez. İstihare yapacak kişi iki rekat namaz kılar. Yapacağı işle ilgili gönlüne gelen şeyi doğru bulur. Ya da ona göre hareket eder. Dolayısıyla istihare dediğimiz şey namazla olan bir şeydir. Hani bu şeye de uyuyor. İstainu bis sabrı ve salah. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin, dua ile Allah'tan yardım isteyin şeysine de uyuyor. Rüya niye böyledir? Şunu, şunun için söylüyorum. Rüya tabir etme ayrı bir ilim dalıdır. Fakat bunu bazen dindar olmayan insanlar da tabir ediyor. Çok da mantıklı tabirleri var. Mesela bunlardan birisi Freud'tur. Freud dinsiz bir adam ateist. Allah'a Allah inandığı da yok. Ama onun rüya tabirlerini okuyorsunuz çok mantıklı şeyler söylüyor. Niye? Çünkü şöyle bir şey var rüyada. Rüyalar birçok farklı rüyalar var. Biri de şudur. İnsanın geçmişiyle alakalıdır veya yaşadıkları olaylarla alakalı insanlar rüya görürler. Dolayısıyla aslında nesiyle alakalıdır rüya? İnsanın psikolojisiyle alakalıdır. Eğer siz o rüyayı iyi tahlil ederseniz o insanın psikolojisini çözebilirsiniz. Bunun için e, bir din, dindar olmaya falan da evet. gerek yoktur. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Biri adına istiare yapmak nedir hocam? Bu istihara konusuna ben hiç sıcak bakmıyorum. Yani onu söyleyeyim. Öyle özellikle bu rüya görme Şöyle şeklinde. Söyleyeyim. Şöyle bir şey duydum ve gerçekliğini açıkçası güvendiğim birinden. Hocanın birine, ya bir hikaye anlatmıyorum. E hocam diyor benim kızımı birisi istiyor talip falanca bir yatar mısın istiharaya diye soruyor. Tabii ki diyor yatıyor. Sabah geliyor işte ismini söylemiş falanca benim kızıma talip diye. Diyor ki ya senin kızını kendime gördüm. Dolayısıyla istihare sonucun budur. Karar senin diye bir şey söylüyor. Ve gerçekten kızın ona veriyor. Yani hocaya veriyor. Yani bir, e, kendi adına istihare yapma meselesi ayrı. Birine gidip benim adıma istihare yatar mısının gerçekliğini. E, sonunda da böyle uygulamalar da olabiliyor tabii. Hiçbir şey söylemeyecek biz. <laughs> <laughs> Tek şunu söyleyeyim. E, o Ömer Nasıl Bilmen hocanın ilmalinde yazdığı gibi namazla yapın bu işi. Ve bir de mahreminizi başkasına açmayın. Onu söyleyeyim. Hmm. Ben buna benzer bir hikaye de ben anlatayım. Bir iki tane bu hikaye öyle... değil yarınca gerçek. bu da bu olmuş bir şey onu söyleyeyim. Ha, tamam. Benimki de olmuş bir şey, farklı bir şey. İstişare yaparken de aynı durum söz konusu. İstişareyi ehliyle yapmak lazım. Bir bir kişi bir kızla evlenmek istiyor. Çok samimi bulduğu bir arkadaşına diyor ki, ya şu kızı bir takip et diyor. Bir olumsuzluk durumu var mı? Ben onunla evlenmek istiyorum diyor. Sonra takip eden kişi bu kızı daha çok beğeniyor, gidip o evleniyor. Onun için şu vardır insan mahremini başkasına açmamalıdır. Bak bir de mahremini başkasına havale etmemelidir. Bu çok önemli bir şey. Bir, bir de adına... şu önemli bizim kültürümüzde, dini kültürümüzde istihareden çok istişare önemlidir. Feşabir fil emr Allah'ın emridir bu. Peygamber Efendimiz hep istişare etmiştir. Biz bu kültürü kaybettik. Ama bunun da ehliyle yapılması lazım. Ya bu çünkü son dönemlerde bu çok var. Yani yapılacak olan maddi yatırımların da istiharisini yapalım. Bir ne hani mübarek kişidir Burada yapsın Burada yanlış anlaşılmasın bir fazla. açıklamada buldum. Ehli deyince bu hocalar anlamayın sakın. <laughs> Bunu Mesela hukuki destekali... bir mesele ise hukukçuyla. Tıbbi bir mesele ise tabiple. Efendim ne derler? Araziyle ilgili bir mesele ise ondan iyi anlayan bir insanla gidip yapmak gerekir Ehliyle evet. dediğimiz şey bu. Ehil deyince bazen insanlar ya gidip bir hocayla ben bir konuşayım <laughs> diye bakıyor. Evet. evet son üç soru alacakmışız. Buyurun mikrofon zirvesi. Esselamu Aleyküm hocam. Hoş geldiniz hoş fakültemize. Ee, ben Ahmet Muhammed Koçak Konyalıyım. İlahiyat 3. sınıfta okuyorum. Hocam bulmuşken e, bu aklıma takılan soruyu sormak istiyorum. Hocam Cifir Savaşları ve büyüsü hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Eski zamanda ulemamız, devlet büyüklerimizi bu tür e, şeylere karşı korumuşlar mıdır? Efsun. Bu zamanda da bu koruma mevcut mudur hocam? Hala devletimizin zirvesi bu şekilde korunuyor mu hocam bu soru merak ediyorum. <laughs> yani şu okunmuş, yazılmış Efsunlu Doğru. gömlekler halen daha malumunuz. Biliyorsunuz Osmanlı döneminden kam Efsunlu gömlekler. Çok harika soru. Buyurun. Şimdi Osmanlı'da müneccin başılık diye bir şey var. Biz müneccim başılık deyince hep böyle büyü cin, yıldızlar, yıldız falı ya da yıldızlar burçları kontrol etme falan gibi görüyoruz. Halbuki e, müneccim başılık biraz da takvim işiyle uğraşan kişi. Aslında eskiden astronomlara müneccim diyorlardı. Bu çok eski bir isimdir. Astronomiyle uğraşan insanlara. Fakat bu astronomiyle uğraşan insanlar biraz bu o putperest zamanlardan kalma o burçlara da inandıkları için burçlara bakarak insanların gelecekler hakkında bir şey söylüyorlar. Mesela Osmanlı'da bu resmi bir müessesedir. Sarayda istihdam edilen müneccim başılar vardır. Bunlara ne sorulur? İşte savaş ne zaman gitmeliyiz? E, falanın işte cülusu ne zaman olmalı? Yani tahta oturması hükümdar tahta ne zaman otursun ya da efendim, falanın düğününü ne zaman yapalım şehzadelerden ya da şey, hanım sultanlardan falanın düğününü ne zaman yapalım gibi fikirler soruyorlar. Onlar da yıldızlara bakıyor. Efendim işte şu ayın şu gününde yaparsanız iyi olur falan diyorlar. Bunlar içerisinde en meşhur müneccim 17. yüzyılda Hüseyin Efendi diye bir zat varmış. Zannediyorum Safranbolu'lu olabilir. Bunun hanım falan da var Safranbolu'da. Bu zat ee, öngörüleri en iyi çıkan müneccimmiş zamanında. Fakat ilginçtir. Bu adam bir e, ayaklanma sırasında katledilerek öldürülüyor. Şimdi her şeyi gören insan kendi sonunu niye göremez? Dolayısıyla bakın burada şeyi görüyoruz işte. Müneccim dediğimiz şeyler o burçlar bir hakikattir arkadaşlar. Hatta bir Çanakkale'den bir öğretimiyesi öğretim üyesi var. Zannediyorum bir röportajını okudum. Hatta kestim de aldım. Astronomiyle uğraşıyor. Ee, bu astrologlar diyor 12 tane burçtan söz ederler. Halbuki diyor gerçekte 13 tane burç var. Birisini saklıyorlar diyor. Göstermiyorlar. Niye? 2000 yıldır bu kullanıldığı için e, hakikati göstermiyorlar. Bir bu iki. Bunların diyor insan üzerinde hiçbir tesiri de yoktur. Bunlar gökteki bir takım yıldız kümeleridir. Ondan ibarettir. Başka bir e, anlamı da yoktur. O yüzden bakın o müneccim dediğimiz en meşhuru bile katledilerek öldürüyor. Kendi sonunu göremiyor. Eğer müneccimse geleceği görebiliyorsa önce kendi sonunu görmesi lazım. Gerçi buna da şöyle cevap verebilirler. Ter terzi kendi söküğünü dikemez diye. Ee, belki de öyledir bilmiyoruz yani. Evet. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim mikrofonunuz değilse. Selamun Aleyküm. Ee, şey. İlahiyat 3. Sınıf Öğrencisiyim. Selma Demir, Şanlıurfa'ya hoş geldiniz. Ee, az önce Hazreti Musa'nın kavmiyle olan imtihanını konuştuk. Mesela bu zamanda Muska'ya da büyü için herhangi birine gidildiği zaman işte Süryani'ye git yok, Ermeni'ye git falan filan deniliyor. Böyle şeyleri herhangi bir kavme atıf etmek doğru mudur? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bunlar da e, şehir efsaneleri gibi. Yani Süryani'si e, öbürü olmaz. Bildiğim kadarıyla Hristiyanlık'ta da büyü yasaktır. Yani Süryani'lerde de yasaktır, Ermenilerde de yasaktır. Yani bu dinler genellikle büyüye hep mesafeli durmuştur. Bunu kabul etmek lazım. Bir de bu şehir efsanelerine çok inanmayın arkadaşlar. Bazen işte falan yerde bir adam çıkmış, o her şeyi biliyormuş filan. Hatta bunu istihbarat örgütlerine bile şey yaptılar. Ruslar cinleri kullanıyormuş istihbaratta diye. Bu <laughs> soğuk savaş uydurmalarıdır. Yani savaş psikolojisi uygudurmalardır. Böyle cinleri falan kullanması söz konusu değil. Eğer o Sovyetler zamanında söylenirdi bu. Eğer kullanmış olsalardı Sovyetler kendi yıkılışlarını görürlerdi. İşte bakın Sovyetler birkaç gün içinde yıkıldı, dağıldı, geçti, gitti. Evet. Pekala bu son soruydu ve son cevabımızdı. Bizler için terleyen hocamıza teşekkürle Teşekkür pahasına teşekkür geçmek efendim. istiyorum. Teşekkür Evet, ekranlara başında bizi takip eden dostlar önce teşekkürü sizle başlamış olalım ve bugün tabii ki Harran Üniversitesi de İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle ve tabii ki diğer fakültelerden öğrencilerle ki var mı? Programımızı tamam sakin ol. <laughs> ee, programımızı if ifade ettik fakat Tabii bu ortamın hazırlanmasında emekleri çok büyük. Sayın Rektörümüz, Üniversite Rektörümüz Profesör Doktor Ramazan Taşaltın Beyefendiye ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Hikmet Aydınemir Beyefendiye, evet. Akdemir Beyefendiye alkışlarınıza teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Programın oluşumunda yine emeği çok olan, aynı zamanda da bizi burada ağırlayarak büyük bir e, emek sarf eden ve güzel misafirperverliği için şahsım adına, ekibim adına e, sizi bursalsınız ama Tüm e, şanlı Urfalılar adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sağlığımızı <laughs> iyi ağlıyorsunuz. Sayın İl Müftümüz İhsan Açık Beyefendi'ye teşekkür etmek istiyorum. Şimdi alkışlayacaktınız bak. Ya bir vaktini ayarlayamadınız. Program da bitti bak. Bir daha ya gelir ya gelmez ama gelmek istiyoruz buraya. Ve tabii ki bugün bizim için terleyen, ter döken e, çok kıymetli hocamız. E, şehir kardeş şehirden gelen hocamız, Bursa'dan gelen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Cafer Karadaş hocam. Profesör Doktor Cafer Karadaş hocama büyük bir alkış istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, efendim bir genç ilahiyat programından sonuna gelmiş olduk. Yolculuğumuz devam edecek. Kim bilir hangi şehirden, hangi konuyla, hangi konukla sesleneceğiz? Şimdilik bir bilgimiz yok. Seslendiğimizde ancak size seslenmiş olacağız. Bu konuda hocam çok fazla geleceği gören bir rejimiz yok bizim. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşme temennisi ve duasıyla sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.